Merhabalar efendim, günaydınlar KRT ekranlarından ve Yön Radyo'dan sizlere yaklaşık 3 saat boyunca günün beklenen önemli gelişmelerini, dün yaşanan önemli gelişmeleri şöyle bir özetlemeye çalışacağız. Bugün 29 Aralık 2023 Cuma, 2023 yılının son Cuma gününden size günaydın diyoruz. 2023'e uğurluyoruz artık zorlu bir yıl oldu. Sanırım en zorlu olay Şubat ayında 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük felaketti. Böyle başlamıştık yıla yıl boyunca Türk siyasi tarihi için önemli bir seçimi geride bıraktık. Şimdi geldiğimiz noktada 2024'ü karşılarken siyasetin gündeminde yerel seçim var. Ekonomide de bir önceki yıl gibi yine zorlu bir yıl oldu ama daha zorlu bir yıldı. Şöyle bir bu bakış açısıyla da konuşacağız bugün elbette son cuma gününde 2023 yılının. Şimdi gelin başka bir güne başlarken Yön Radyo dinleyicileri için özellikle yolda olanlar varsa şöyle bir İstanbul trafiğinin durumuna bakalım. Hemen yılbaşı öncesinde bir rahatlama var zaten bu hafta boyunca genel itibariyle bu saatlerde biraz daha yoğun olmasına alışkınız trafiğin ama %50'nin üzerinde %53'lük bir doluluk oranı var. İstanbul trafiğinde özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde her sabah yoğunluklar olur ama bugün nispeten daha rahat. Birinci köprü yine yoğun, ikinci köprüde biraz daha rahatlık var diğer sabahlara göre. Mahmut Bey gişelerde artık koyu kırmızıya dönmüş durum yoğun her sabah olduğu gibi. Bazı sabahlar rahat olur ama bağlantı noktası Bugün oldukça yoğun görünmekte. Çamlıca gişeler ve bağlantı yolları Anadolu tarafında daha rahat bir e, görüntü var. Efendim %53'lük bir doluluk oranı var İstanbul trafiğinde. Gelin bir de hava durumuna bakalım. Sis birkaç gündür. E, bir haftadır aslında e, Türkiye'de bütün şehirlerde sabah saatlerinde öğle saatlerine kadar dağılmıyor. Hatta dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kazanın haberini çok üzülerek aktarmıştık. Bugün yine o kaza ile ilgili haberlerimiz var. O sis altında feci bir kaza gerçekleşmişti. Yola çıkanlar varsa, şehir dışına çıkanlar varsa aman dikkat efendim. Öğle saatlerine kadar sis dağılmayacak gibi görünüyor meteorolojinin bildirdiğine göre. Kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Diğer yerlerde parçalı ve Az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve e, sis hadiseleri de beklenmekte. Bugün için şiddetli yağış uyarısı ya da başka bir uyarı yok. Bir sonraki haritaya geçebiliriz Miray. Evet sis dağılıyor. Ee, özellikle Karadeniz'in doğusunda güneş yüzünü göstermiyor ama yurdun diğer kesimleri az bulutlu görünüyor. Bir de akşam saatlerine bakalım o yeterli olacaktır Miray. Evet akşam saatlerinde de değişmiyor hava. Bugün birkaç derece daha düşecek hava sıcaklıkları. Bunu belirtelim ama mevsim normallerinin zaten üzerinde seyreden bir Hava durumu vardı. Şimdi gelin Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde gerçekleşen o kaza. Dün başka bir günde 3 saat boyunca canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik sıcak bilgileri. Sonra ölü sayısı 10'du biliyorsunuz. Yaralı sayısının 61 olduğunu belirtelim. Yeni gelişmeler de oldu. Biz size veda ettikten sonra gelin şimdi haberimizi izleyelim. Şu anda tam kazanın yaşandığı noktadayız. Burada 3 otobüsü ve 1 tırı. Kaldırma çalışmaları sürüyor. Sistem göz gözü görmüyordu. Gün aydınlanırken geldi haberi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan, tabiri caizse katliam gibi kazayla bir güne uyandı Türkiye. 10 kişi hayatını kaybetti, 8 ağır, 61 kişi de yaralandı. Şu anda o yolu sizlere gösteriyorum. Gerçekten burada göz gözü görmüyor. Karşı şeritteki aracı dahi görmemiz. Kaza saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya dibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım durdu. İlk açıklama Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den geldi. Vali kazanın nasıl olduğunu anlattı. Küçük aracın, e, otomobilin. E, tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Ve, vefat edenlerin bir kısmı e, araçlardan inen yayalara e, arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Kaza sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını Cumhuriyet Başsavcı Vekili Koordinesi'nde iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Kaza nedeniyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı. Çalışmalar sürüyor, araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Trafik açıldı diyebiliriz. Araçlar sağa çekilmiş, yolun şeridin sağına çekilmiş. Ve burada çalışmalar sürüyor. Hayatını kaybeden 10 kişiden 9'unun kimlikleri tespit edildi. Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan 7 aracın sürücüsü gözaltına alındı. Gelişmeler bunlardı. Hakikaten facia gibi bir kazaya şahit olduk dün sabah saatlerinde. Faciayı yaşadılar. Yaralı olarak bu kazadan kurtulabilenler ve o anları anlattılar. Gelin dinleyelim. Nasıl anlatabayım ya? Ne Gözlerimden nasıl? Çok şey var. Çok şiş var? Şiş var. <laughs> 2, 2, 3 metre şey yok yani. Görüntü, görüntü yok yani. 2-3 metre yok yani evet. görüntü. O kadar sisliydi şiş, yani. Şey, şey. Yani yani kaç üç, üç, kaç üç, gerek. iki, üç tane vardı yani. O, o gömlekler yani cesetler öyle gibi yatıyor. Sağ tarafta 15-20 kişiye yakın. Ondan sonra e, kafası kanayan e, suratı kanlı içerisinde o şekilde bir görüntü var ya. Geçmiş. Biz Çok sağ ol teşekkür ederim. bir şey yok. Müsaade ederseniz bir tedavi için götüreceğim de. Uyuduk uyandık tamam. bu. Öyle bir şatırtı çöktü tamam. Çok geçmiş oldu. Sağ Allah sizlere Ondan bilmesin. dinledik. Kimi zaten uyuyordu o yolculuk sırasında. Uyanık olanın da bir şey görüp anlatması mümkün değildi e, o sisli havada. Şimdi gelin e, gazetelerimize manşetlerde neler yer aldığına bakalım. Önce efendim Sözcü Cumhuriyet Gazete Pencere ve Karar Gazetelerinin manşetleri geldi ekranlarınıza. Sözcü Gazetesi'nde sözünden çıkmadığınız ABD'nin alçak yüzü ifadesini görüyoruz ve 12 şehidin fotoğrafları yer alıyor. 12 şehidimizin eli Hepinizin yakasında olacak diyor Sözcü gazetesi bugün manşetindeki haberdi. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. İşte onun canlı yayındaki açıklamaları da sür manşetten verildi bugün Sözcü'de. Terörün artmasından hükümet sorumludur dedi Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada. Biri asgari ücretini düşürmüş e, ekonomiye dair bir haber de ilk sayfada Sözcü Gazetesi'nin yer verdiği haberlerden. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi bugün Can Atalay kararı ile ilgili attı manşetini. Özgürlüğü engellenen Atalay'dan ortak mücadele çağrısı diyerek kırılma anı manşetini attı Cumhuriyet tarikatın dediği oldu. Gericilerin yasaklanmasını istediği Kızıl Goncalara rütükten ceza. Bir dizinin bir kez daha yasaklandığını, iki kez durdurma kararıyla cezalandırıldığına şahit olduk. İşte buna dikkat çekiyor Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfasında. Kadın adayların sayısı artacak, milyonlar açlık sınırına itiliyor. Maske takın uyarısı dikkat çekici haberlerden ilk sayfada yer alan birazdan ayrıntılarını aktaracağız efendim. Gazete Pencere yaptım oldu dönemi diyerek aslında yargıda yaşananları, siyasette yaşananları, kurulan o haksız tahakkümü anlattı bugün manşetindeki haberde. Yine Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, Erkan Baş'ın açıklamaları da Özgür Özel'in açıklamaları da yer almakta. Canatalar kararı ile ilgili yerel mahkemenin Erbakan kızgın diye bir ifade görüyoruz. Bugün aslında Erbakan'la ilgili dikkat çeken bir haberimiz var. Çünkü Fatih Erbakan Cumhur İttifakı ile işbirliği yapan liderlerden biri. Ama bugün ekonomiye dair iktidara net mesajlarını, net eleştirilerini getireceğiz ekranlarınıza. Kuzey Marmara'da gerçekleşen kaza Gazete Pencere'nin ilk sayfasında da yer almakta. Karar gazetesi alt mahkeme AYM'yi dinlemiyor diyerek o yargı tarihindeki önemli olaya dikkat çekiyor. Anayasa niye var diye de sormakta. 6 ay tokluk, 6 ay açlık. Karar gazetesi ekonomideki durumu da işte bu sözlerle anlatıyor. Şimdi bir gün yeni çağ evrensel ve gün boyu <laughs> çok özür diliyorum geldi ekranlarınıza. Şimdi bir gün gazetesi saraygillerin çiftliği olmuş manşetiyle çıktı bugün demokratik layık, sosyal hukuk devleti değil diyor eleştirilerini bu manşetle anlatıyor yoksul çocuğuna yurt kuşatması da bir diğer dikkat çeken başlık yeni çağ gazetesi iktidar vergi indirip bahisi teşvik ediyor manşetini attı bugün Ayrıntısına bakacağız haberin. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vergilerle ilgili bir açıklaması var. Dün yaptığı açıklamayı getireceğiz ekranlarınıza. Aynı zamanda enflasyon açıklaması var ama Merkez Bankası'ndan da bir enflasyon açıklaması var. Biraz ekonomideki o çelişki tablosunu da güçlendirir nitelikte. Evrensel Yeni Türkiye'nin katil otobanı manşetiyle anlattı dün gerçekleşen kazayı yeni asgari ücret daha cebe girmeden eriyecek. Şimdi bugün aslına bakarsanız bu cümleyi doğrulayan haberlerimiz var. Mesela bir marketteki etiket mesaisini aktaracağız. Yeni zam haberlerini aktaracağız. Asgari ücrete biraz da bu yönden yani cebe girmeden erimesi yönünden bakacağız. <laughs> Çok özür diliyorum. Evet gün boyu gazetesinde yine otoyolda can pazarı ifadesiyle e, dün gerçekleşen kazanın ayrıntıları yer alıyor. İsrail askerleri 82 günde 8800 çocuğu öldürdü diyerek e, Gazze'yi anlatıyor gün boyu gazetesi yine ilk sayfasında. Şimdi gelin başlayalım haberlerimizi aktarmaya özellikle de siyaseti konuşacağız. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları var. KRT Ankara temsilcisi İnan Demirel ve muhabirimiz Bala Ateş Irmak'ın sorularını yanıtladı Özgür Özel. İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP'nin bildiriyi imzalamaması ile ilgili bazı eleştirileri vardı. Şöyle dedi Özel, muhalefetle muhalefet etmeye kavga etmeye gerek yok ifadesini kullandı. Ortak rakibimiz Erdoğan, 31 Mart'ta Erdoğan'ı birlikte yenmek durumundayız dedi. Ama Meral Akşener'in yerel seçimle ilgili söyledikleri ortada aslına bakarsanız. CHP'nin dört partinin hazırladığı ortak bildiriye imza atmaması iktidar tarafından da eleştirilmişti. Bu da soruldu Özgür Özel'e bakın ne yanıt verdi. Oy kazanma uğruna bölücüye, bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. Muhalefetle muhalefet etmeye, kavga etmeye gerek yok. Temel amacımız İyi Parti ile ve İyi partilerle çatışma ve rekabet ortamına girmemek. Ortak rakibimiz Erdoğan. 31 Mart'ta Erdoğan'ı birlikte yenmek durumundayız. Meral Akşener'in bildiri üzerinden CHP yönelti eleştirilere Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel KRT'ye konuştu. Muhalefet partileri birbiriyle kavga ederse kazanan Erdoğan olur. Cumhur İttifakı olur dedi. Belediye seçimleri öncesinde demlilere şirin gözükmek için susanlar var. İYİ Parti ile Genel Başkanla, yöneticileriyle belli konularda farklı düşünebiliriz, uzak düşebiliriz ama İYİ Partililerle uzak düşemeyiz. İYİ Parti'nin durduğu yerle CHP'nin durduğu yer farklı bir yer değil. Bazen karşı karşıya görünsek de sahada yan yana duruyoruz. Eski dosttan düşman olmaz diyoruz. 12 askerin şehit düşmesinin ardından CHP'nin 4 partinin imzaladığı ortak bildiri imza atmayarak kendi bildirisini yayınlaması ve şehit cenazesinde özele yönelik provokasyon. İktidar terör üzerinden CHP'de def özel geri adım yok dedi. Tren benzetmesi yaptı. Yeni şehit haberleri gelmesin diye böyle bir yolda yürüyorum. Şehitler siyasete alet edilmesin diye artık yeter diyoruz. Duruşumuzdan bir adım geriye atmayız. CHP ne yaptığının farkında. CHP hem terörü bitirmek hem ülkeyi zenginleştirmek hem de Türkiye'yi hak ettiği noktaya getirmek için lokomotif olacak. Siyasette vagon olmaya değil lokomotif olmaya talibiz. Seçim dönemi yaklaşırken terör saldırısının hedefi CHP'yi zora düşürmek mi sorusu da soruldu Özer'e. Ana muhalefet lideri olarak bu yüzden bu şehitler geldi diyecek halim yok. Ciddi iddia. Böyle bir iddianın somut dayanakları olması lazım. Ama CHP'ye karşı sistematik olarak girişilen bir algı operasyonunun farkındayız. Cumhur İttifakı'nın ortak bildiriye imza atmadığı, teröre destek veriyor gibi yalan beyana sarılmaları, şehitlerimiz üzerinden nasıl bir basit siyaset kurduklarını, mide bulandırıcı bir işe kalkıştıklarını gösteriyor. Yargı krizi sonrasında CHP genel kurulu terk etmeme eylemi yapmıştı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci kez AYM'nin ihlal kararını yargıtaya göndermesi üzerine tip ağır ceza önünde oturma eylemi başlattı. Özel tiple dayanışma içinde olacağız dedi. Hatayla dayanışma içinde olacağız çünkü iradeleri gasp ediliyor. Türkiye İşçi Partisi ile demokratik olarak dayanışma içinde olacağız. Meclis Başkanı ile de da dayanışma içinde olacağız. Meclis başkanına kafa tutan yazılar yolluyorlar. Kararı mecliste niye okutmadın diye. Anayasayla dayanışma içinde olacağız. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Meclisine, o sözün TRT'ye özel açıklamalarını dinlediniz Özgür Özel'in. Başka açıklamaları da var Can ile ilgili olarak. E, Can ile ilgili o açıklamasını da birazdan getireceğiz ekranlarınıza ama şimdi cezaevinden Can Atalay'dan bir mesaj var gelin onu aktaralım. CHP milletvekili Utku Çakır tutuklu bulunan Tip Hatay milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. AYM'nin ikinci ihlal kararına rağmen Atalay'ın tahliye edilmemesi yargı içinde kriz ve anayasanın tanınmaması olarak yorumlanmıştı. CHP'li Çakır Özer ziyaret sonrası Can Atalay'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. O mesajda şu ifadeler yer almakta. Ortada bir devlet krizi var ve bu devlet krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin sorumluluğudur. Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımda olan, demokrasimizden yana olan, hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur ifadeleri yer aldı. Evet şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Can Atalay kararı ile ilgili değerlendirmelerini aktaralım. Tepki gösterdi Özgür Özel. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına da dünyanın öbür liderleri karar veriyor dedi. Hiç kimse tutup da Türkiye'de hukuk var demesin. Bir yerel mahkeme anayasa mahkemesine direnemez, direniyorsa talimatlandırılmıştır. Bu talimat Kuvvetler ayrılığını hiçe sayan yürütme organının başı tarafından verilmiştir. Bunun aksini kim iddia ediyorsa bu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyordur. Osmanlı'nın tarihiyle gurur duyup ondan övünmeyi kimselere bırakmayanlara söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki: "Kadıyı satın alırsanız adalet ölür. Adalet ölürse birazdan devlet ölür." Bugün yapılmaya çalışılan iş belki madden değil ama manen kadının satın alınmasıdır. Manen mahkemenin iradesinin yürütmenin başı tarafından ele geçirilmesidir. Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz kimin hapisten çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Bu can bu bedende durdukça salmam dediği papazı bir telefonla Oval Ofis'e uçuran Merkel'in bir telefonuyla Deniz Yücel'i bırakan birisi, bugün dünya liderlerinden birinden telefon gelse Can Atalay'ı bırakır. Yapılan iş düpedüz darbe girişimidir. Hepimize birden anayasanın bir hükmü yok, bu ülkeyi yönetenin kendi kafasına göre bir anayasası var diyorlar. Bugün adalet ölmüştür. Şimdi bugün yargıdan gelen haberlere dair pek çok haberimiz var. Ali Yerlikaya'nın yine duyurduğu numaralı operasyonlara dair haberlerimiz var. Ekrem İmamoğlu'nun. O operasyonlarla ilgili değerlendirmeleri. Ama meclis e, bütçe görüşmelerini tamamladıktan sonra yılın son görüşmelerini yaptı. E, torba yasa biliyorsunuz bu hafta gündemdeydi. E, bu sırada tartışmalar da yaşandı. Bu kez tartışma Fuat Oktay'ın mal varlığı üzerine. E, gündeme getiren isim Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özda AK Parti Ankara Milletvekili e, Fuat Oktay hakkında rüşvet iddialarını, Mecliste dile getirdi. Oktay'ın e, mal varlığı araştırılsın diye meclis e, açılır açılmaz önerge vereceğini söyledi. İşte bu sözlerin ardından mecliste tansiyon yükseldi. Hadi gelin Fuat Oktay'la ilgili bir oyunu arasın. Var mısınız? Grubunuz var mı? Veriyorum gruplarınıza. Evet diyecek misiniz? Evet diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Peki vereceğim. İlk meclis açıldığında vereceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kez mal varlığı tartışması üzerinden gerildi. Genel kurulda Saadet Partisi'nin grup başkanı Özdağ ile AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay karşı karşıya geldi. Ne olduğuna inanmıyorum. Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapmış bir kişinin bu tür şeylerle ilgili zan altında bırakılmasına doğru bulmuyor. Birincileri akrabaları dahil olmak üzere ve eşinin de birincileri akrabaları dahil olmak üzere mal varlığını açıklaması gerekiyor. Türkiye'ye yönelik tüm algı operasyonlarının yürüten Interpol tarafından aranan tescilli bir FETÖ'cü, tescilli bir teröristin iftiralarından, beyanlarından oluşan iftiraları meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesi son derece üzücü. FETÖ firarisi Cevheri Güven Oktay'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde öldürülen mafya lideri Halil Falyan'ın ailesinden 50 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etti. O iddiayı meclis kürsüsünde Oktay'a sordu Özda. Mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Birinci derece yakınlarım merak ediyorsanız onların da açıktır. Bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Ben parlamento açıldığında Fuat Oktay'ın mal varlığını araştırması önergesini vereceğim ve Adalet'e Kalkınma Partililer evet diyecekler. Göreceğim sizi değerli arkadaşlar. Fuat Oktay'ın açıklamasından dolayı da teşekkür ediyorum kendisine size açıklama hakkı tanıdım. Bu iddialar burada konuşulur. Nerede konuşulur? Mahkemede konuşulur. Kamuoyunda konuşulur. Şimdi araştırma önergesi vereceğiz ve hangi oradaysa Konya burada diyeceğiz. El mi yaman, mi yaman göreceğiz. Sayı Oktay göreceğiz. Oktay hakkındaki iddialara iftira yanıtını verdi. Özda ise meclis açılır açılmaz araştırma önergesi vereceğini söyledi. Karşılıklı atışmaların ardından AKP'lerle karşı karşıya geldi Selçuk Özda. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tırmanan gerilim genel kurula verilen arayla dindi. Temiz siyaset yapamayanlar tabanda zerre kadar karşılığı olmayanlar, siyasette bile hırsızlık yapabilecek kadar ileri gidenler ne yazık ki ne yazık ki varlık sebeplerini başka yerlerde aramaktalar. Benim alnım açıktır. Sonuna kadar Hodri Meydan. Eğer ki eğer ki sıkıntı arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz. FETÖ ile mücadele ile ilgili sorunumuz yoktur sözcülüğünü yapmak istiyorsanız devam edin. PKK ile birlikte yürüyenlerle yürümek istiyorsanız devam edin. Sözcülüğünü yapmak istiyorsanız devam edin. Evet, Selçuk Özdan sözleri de tutanaklardan duyuluyor da biraz genel kurulda ne alakası var diyor. Çünkü Mal varlığı rüşvet iddiaları, iddiaları gündemdeyken PKK ile birlikte hareket etmeye devam edin diye cevap veriyor Fuat Oktay. Gelin şimdi gazetelerin ilk sayfalarında yer alan ayrıntılara bakalım. Sözcü gazetesi terörün artmasından hükümet sorumludur ifadesine yer veriyor. Bugün sür manşetinde Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar. İmamoğlu CHP lideri Özgür Özel'e şehit cenazesinde yapılan provokasyonla ilgili şöyle konuştu. Terörün artmasının ya da terörle ilgili Tedbir alınmamasının sorumlusu hükümettir. Hükümetin sorumlusu da Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hesap vermesi gereken kişi odur dedi Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada. 12 şehidimizin eli hepinizin yakasında olacak diyerek şehitlerin fotoğraflarına yer veriyor Sözcü gazetesi bugün manşetindeki haberde ve sözünden çıkmadığınız ABD'nin alçak yüzü manşeti yer alıyor. Tetiği çeken PKK'lı çektiren Amerikalı işte bu fotoğraf nedeniyle bu manşet atıldı Sözcü gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden kadın asker PKK'lı hainlere Kalaşnikov kullanmayı öğretiyor diyor Sözcü gazetesi. Eğitim veren ABD'li askerlerin bir başka fotoğrafı PKK'lı hainler eğitimde. Aslında bilinen gerçekler ancak bir fotoğrafla bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ortaya koyuluyor. 12 evladımızın şehit olmasından 3 gün sonra ABD'li askerler Suriye'de PKK'lı hainlere silah eğitimi verdi. Yeni fotoğraflar yani bunlar Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan Müttefik gördüğümüz ABD her fırsatta bizi sırtımızdan bıçaklıyor. Gazze'de katliam yapan İsrail'e destek oluyor. İsveç NATO'ya girsin diye baskı yapıyor. PKK YPG'li hainlere silah yağdırıyor. Herkes her şeyi biliyor. Buna rağmen bir iki siyasi tepkinin dışında hiçbir somut adım atılamıyor. Tersine ABD'nin her dediği yapılıyor. Amerika'da azıttıkça azıtıyor diyor sözcü. Son olarak 12 evladımızın şehit olmasının ardından PKK'lı hainleri eittiler. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı salı günü Suriye'de çekilmiş 4 fotoğrafı yayınladı. Yani sadece 3 gün önce çekilen fotoğraflar bunlar. Fotoğraflarda ABD'li askerlerin PKK-YPG'li hainlere Kalaşnikov kullanmayı öğrettiği görülüyor. ABD yüzünden evlatlarımız şehit oluyor diyor Sözcü gazetesi. Manşetin hemen altında asgari ücrete dair bir haber yer almakta. 17 2 liralık yani 500 euro civarındaki asgari ücret... Sosyal medyada böyle hicvedildi. Biri asgari ücretini düşürmüş diyerek işte o 500 lirayı yerde görüyoruz fotoğrafta. 2 lirayla ilgili de biliyorsunuz pek çok sohbet olmuştu sosyal medyada. O 2 liranın nedeninin ne olduğuna dair bugün Murat Batı'nın açıklayan bir köşe yazısı var T24'te. Neden 17100 lira değil ya da 17000 değil de 17002 lira. Bunu da anlatacağız efendim başka bir günde. Sarayda belirlenen 17002 liralık asgari ücret yine yetersiz bulundu. Uzmanlar 2024'ün ikinci yarısında maaşın kuşa döneceğini söylüyor. Bu para yaklaşık 500 euro yapıyor. Almanya'daki asgari ücretse 2000 euro. Yani 4 tane 500 euro ediyor. Bir de tabi çalışan asgari ücretli sayısına çalışanlara oranına da bakmak lazım. Bizim ülkemizde asgari ücretle çalışan çok fazla bir kesim var ve asgari ücrete göre belirlenen de ücretler var. Özel sektör dahi asgari ücretin belirlenmesini bekliyor çalışanlara zam yapabilmek için. Dolayısıyla asgari ücret Herkesi ilgilendiren bir ücret. Almanya ile bir de böyle bir farkımız da var. Çalışan emekliye 5000 liralık ikramiye bugün yatıyor. Bu da emekliler için çalışan emekliler için önemli bir haber. Şimdi ikinci gazetemize bakabiliriz. Evet Cumhuriyet kırılma anı dedi. E, Can Atalay ile ilgili bugün manşeti Cumhuriyet'in. O son günlerde şaşan adalet, adalet terazisinin de fotoğrafını kullanıyor Cumhuriyet manşetinde. Özgürlüğü engellenen Atalay'dan ortak mücadele çağrısı cezaevinden gönderdiği o mesajı az önce aktarmıştık. Mahkeme heyeti HSK'ya şikayet edildi. Can Atalay'ın avukatları 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın kaldırılması için 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul Barosu da mahkeme heyetini hakimler ve savcılar kuruluna şikayet etti diyor e, Cumhuriyet. Hukukçuların yorumları önemli. Dün aktarmıştık ama hatırlatmakta, altlarını çizmekte fayda var efendim. Hukukçular genel olarak kasıtlı suç ifadesini kullandılar. Erinç Salkan Türkiye Barolar Birliği Başkanı mahkeme açıkça anayasayı tanımıyorum diyor. Bu ülkede yaşayan herkese meydan okuyor dedi. Profesör Doktor Metin Günday AYM ne yapılması gerektiğini madde madde yazdı. Okuma bilen herkes anlar. Profesör Doktor Mehmet Köksal da der ki mahkeme kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmış demektir. Herkesin görevi hukuk yoğun bakımda işte CHP milletvekili Utku Çakır Özer'in Can Atalay'ı ziyaretinde onun gönderdiği mesaja dair ayrıntılarda Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Evet gericilerin yasaklanmasını istediği Kızıl Goncalara Rütük'ten ceza. Tarikatın dediği oldu başlığı atıldı bugün Cumhuriyet'te bu haberle ilgili olarak. Rütük Kızıl Goncalar dizisine milli ve manevi değerlere aykırı buldu. Rütük üyesi taşçı tarikatlara boyun eğdiler dedi. Tarihçi Sinan Meydan'ın da bu konuda açıklamaları var devrim yasalarını anımsatıyor ve yasa dışı olan tarikatları eleştirmeyi suç sayarak aslında rütün kendisinin suç işlediğini söylüyor Sinan Meydan. YÖK ile yetindi. Üniversiteler çetelerin hedefi. Barınacak yurt, geçinecek burs bulamayan üniversite öğrencilerinin Banka hesaplarının suç gruplarına kiraladığı ortaya çıktı. Yok önlem almak yerine üniversitelere uyarı gönderdi diyor Cumhuriyet gazetesi ilk sayfasında. Ön yargı duvarı başlığını görüyoruz. HPV aşısı da baskı unsuru ifadesi kullanılıyor. Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasını bir yakından görebilir miyiz Miray? Biraz küçük haberler. HPV aşısı da baskı unsuru haberine de daha yakından bakalım. Toplum muhafazakarlaştıkça kadın cinselliği de tabu olmaya devam ediyor. Rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısı kadınların üzerinde baskı aracı olarak kullanılıyor. Aşıya erişimde zorlanıyor. Bir süre önce çokça konuştuğumuz bir karardı bu. E mesela devletin karşılaması sadece evli olan kadınlarla ilgiliydi. Bu da tepki çekmişti. Hala bu konuda diğer ülkelerde olduğu gibi bir yöntem ve eşitlik yok ülkemizde maalesef. Zaten yazının başlığında da ön yargı duvarı ifadesini görüyoruz. Protokolün dışına çıkıldı diyor. Bir alttaki haberde Cumhuriyet İslamcı İHHA ana okulunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretimde ders vermesi için protokol imzaladığı İslamcı İnsani Yardım Vakfı anaokullarına da el attı. Sakarya'da miniklere sunum yapıldı. Artık bunlar neredeyse normalleştirilmeye çalışılıyor. Ee, Üstelik son günlerde anaokullara giren bir cemaatle ilgili bir imamla ilgili velilerin de tepkisi vardı. Yani bazen ailelerin çaresizlikten onayladığı durumlar oluyor. Bazen cehaletten onayladığı durumlar oluyor. Ama bazen de ailelerin isteği dışında çocuklara bu eğitim verilebiliyor. Ancak geldiğimiz noktada bu böyle tesadüfen ortaya çıkmış gelişmeler değil. Zaten biz Milli Eğitim Bakanını Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde bu anlaşmaları, protokolleri savunurken gördük. Çünkü cemaat ve tarikatların sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı Milli Eğitim Bakanı ve gençlerin daha çıkmasını engellediğini savundu. Maske takın uyarısı bugün e, aslına bakarsanız bu son varyantla ilgili bir haber de hazırladık ve e, önemli. Hani şimdi bu yeni varyant, yeni varyant diye pek çok kez duyduk ama bu son varyantın e, biraz tehlikeli olabileceği konuşuluyor. Artan grip vakaları var. O nedenle maske takın uyarıları da e, yer almakta, tekrarlanmakta. Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan bugün Barış Pehlivan'ın köşe yazısının başlığı bu şekilde. Kayyum rektör Boğaziçi Üniversitesi'nden yolu geçen herkesin verilerini bir şirketle üstüne para vererek paylaşıyor. Buna karşı çıkan Profesör Doktor Tuna Tuğcu ise halen hukuka bağlı bir profesör olmanın bedelini ödüyor. Bakın anaokulundan kampüslere kadar eğitim öğretim hayatımızın geldiği nokta konuştuğumuz başlıklar bunlar. Üstelik 22 yıldır iktidarda olan AK Parti iktidara gelirken hem eğitimde reform hem sağlıkta reform bunların sözünü vermişti ama yaşananlarca zaten reform kelimesinin çok çok uzağında. Savaş kadınları vurdu diyerek Gazze'den bir fotoğrafa yer veriyor Cumhuriyet gazetesi bugün ilk sayfasında. Filistinli gazeteci Maria Rashet, İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de kadınların büyük bir dram yaşadığına dikkat çekti diyor Cumhuriyet gazetesi ilk sayfasında. Bir sonraki gazetemiz gelebilir. Gazete Pencere yaptım oldu dönemi diyor. Yine tam sayfa görelim lütfen Miray. Özelden başa telefon danışacağız. Atalay kararına iktidar sessiz, muhalefet çaresiz başlıklarını görüyoruz. Gazete Pencere'nin ilk sayfasındaki haberde utanç verici ifadesini görüyoruz. Yine İmamoğlu tarafından yapılan değerlendirmeler Gazete Pencere'de yer buluyor. Özgür Özel Tip Başkanı Erkan Baş'a telefonla aradı. Bu kararın ardından Atalayla ilgili kararın Erdoğan'ın talimatıyla alındığını söyledi. Ortaya çıkan tablonun anayasayı tanımamak anlamına geldiğini belirtti. CHP lideri tip genel başkanına hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti diyor Gazete Pencere ilk sayfasında. HSK'ya suç duyurusu haberi de gazetenin ikinci sayfasında yer alan ama ilk sayfadan da duyurulan bir haber. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Can Atalay acilen meclisteki koltuğuna oturmalı ifadelerini kullandı. Yargı sistemini, demokrasiyi, anayasal hakları sınıfta bırakıyorsunuz. Dünyaya bizi rezil ediyorsunuz. Anlatamıyoruz hiçbir ülkeye." dedi İmamoğlu yaptığı açıklamalarda. Erbakan kızgın. Protokole uyulmadı ifadesi dikkat çekici. Bugün bir haberimizle de Erbakan'ın açıklamalarının fazlasını da aktaracağız ama gelin bakalım şöyle bir özet olarak. 17.000 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücrete en sert tepki Cumhuriyet. İttifakı ortağı yeniden Refah'ın Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Hükümetin seçim öncesi imzalanan protokole aykırı davrandığını söyleyen Erbakan, iktidarı yeniden Refah Partisi nezdinde aziz milletimize vermiş olduğu sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz dedi. Yani seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını işaret etmiş oldu Fatih Erbakan ki seçim öncesinde e, birliktelerdi ve işbirliğiyle cumhur ile seçime gitmişlerdi. Gazete Pencerenin e, ilk sayfasında Demirören'in fotoğrafını görüyorsunuz. Madem ihtiyaç var demir örene neden bu kıyak? Şimdi genel itibariyle ekonomideki zorlu tabloyu konuşuyoruz ama bir yandan da desteklenen bir kesimi kıyak geçilen bir kesimi de konuşuyoruz. O kıyak genel itibariyle vatandaşa geçilmiyor zaten. Bakın bunun örneğin niteliğinde bir haber bu. Depremler gerekçe gösterilerek motorlu taşıtlar vergisi dahil hemen her alanda vergi artışlarına gidilirken bazı isimler için tam tersi. Uygulamalar devreye girebiliyor diyor gazete pencerede bu durumu örneklendiriyor. Ziraat Bankası'na olan borcunu ödemediği Sayıştay raporuna yansıyan Demirören Holding'in işlettiği şans oyunları alanına %50 oranında vergi indirimi getirildi diyor Gazete Pencere ilk sayfasında. Kuzey Marmara'da gerçekleşen kazada yine Gazete Pencere'de yer alıyor. Bakın bugünün önemli haberlerinden biri budur. Merkez uyardı enflasyon artacak. Şimdi hep söylüyoruz ya asgari ücret açıklanıyor ama cebe girmeden eriyor. Hemen marketlerde bir etiket değiştirme trafiği başlıyor ve bakın bu haber önemli. Merkez Bankası'nın para politikaları özeti aslında raporlardan çıkan bir ifade bu. E, enflasyonun artacağı yönünde, Ocak ayında artacağı yönünde bir uyarı yapıldı. İşte cebe girmeden eriyecek cümlesini güçlendiren o gelişme. Gazze girişimleri sonuçsuz, e, ABD sessiz Gazze turu e, bugün Nuray Babacan'ın köşesinde yer alan konu. Şimdi Karar Gazetesi'ne bakalım sonra haberlerimizi aktarmaya e, devam edeceğiz. Evet Karar Gazetesi alt mahkeme AYM'yi dinlemiyor ifadesiyle Can Atalay kararına dikkat çekti ve anayasa niye var diye sordu karar. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararını da yargıtaya göndermesi yargıdaki krizi tırmandırdı. AYM hükmünün istisnasız uygulanmasının anayasanın gereği olduğunu vurgulayan hukukçular anayasal düzen çıkmaza sokuluyor dedi. Siyasi parti liderleri de uyulmayacaksa anayasa niye var? 85 milyon garabete karşı ortak akdine sahip çıkmalı çağrısında bulundu. Muhalefet liderlerinin bu konuyla ilgili eleştirilerine de yer veriyor Karar Gazetesi. Özgür Özel bu düpediz, düpedüz bir darbe girişimi demişti. Meral Akşener hukuk rafa kalktı yine millet kaybetti ifadesini kullandı. Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı Adalet inatla değil kuralla inşa edilir derken Ali Babacan'ın bu konuyla ilgili değerlendirmesi Türkiye karanlık yola sokuluyor şeklinde. Kamplara soykırım sortileri Karar Gazetesi'nin İlk sayfasında yer alan haberlerden. Gazze'ye yönelik saldırılarını genişleten İsrail güçleri mülteci kamplarını ölüm çemberine aldı. Kuzeydeki Beyt Lahiye, güneydeki Han Yunus ve merkezde yer alan Magazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda en az 50 kişi Hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı da Han Yunus'taki El Emel Hastanesi yakınlarına düzenlenen bir saldırıda 10 kişinin can verdiğini açıkladı. Bombalamalar sonucu 7 Ekim'den bu yana 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun %85'inin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. 6 Şubat'ın vurduğu kentte depremler. Malatya'dan neredeyse her gün yeni deprem haberleri alıyoruz. Şimdi 4.6'lık bir deprem gerçekleşmişti dün yıkmadı ama korkuttu diyor Karar gazetesi bu depremle ilgili olarak. 6 ay tokluk, 6 ay açlık. Asgari ücretin açıklanmasının ardından atılan başlık bu Karar gazetesinde. Tam sayfa görelim. Asgari ücret son 19 yılın sadece 8 ayında açlık sınırını aştı. 17 bin liralık asgari ücret geniş bir kesimi memnun etmedi. İkinci 6 ayda zam yapılmayacağını belirtip enflasyon etkisine işaret eden uzmanlar da asgari ücret Mayıs'ta yine açlık sınırının altında kalacak dedi diyor gazete. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da vereceğiz asgari ücret ve enflasyonla ilgili. Cumhurbaşkanı da çalışanların enflasyona ezdirilmediğini savunmakta. Biraz Merkez Bankası'yla ters düşen açıklamaları da var. Vergi istisnası seçime kadar bakın bugünün küçük ama önemli bir haberi. Türkiye seçim satım ailine girmeye başlarken dikkat çeken karar. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat faizleri, devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilen gelirdeki vergi istisnası 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. Normal şartlarda uzatmalar 6 ay veya 1 yıl yapılırken bu kez seçim ertesinin gözetilmesine vurgu yapıldı. İstisnanın seçimden hemen sonra bitecek olması sandık kriteri gözetiliyor yorumlarına yol açtı. Bir önceki seçimde de bu fatura ağır olacak, halka çıkacak denilmişti. Şimdi bu seçimden sonra da bu karar yine aynı tablonun karşımızda olacağının göstergesi. Kumara vergi teşviği bakın bu da yine vergi başlığında önemli bir gelişme. Pasaporttan ehliyete kadar her kaleme vergi zamları gelirken spor müsabakalarındaki şans oyunlarından alınan vergi %50 düşürüldü. Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında alınan kararı kalemde, silgide, çiftçinin mazotunda bile vergi indirimi yapılmazken kumara indirim yapmak kabul edilemez. Sesleri yükselmiş durumda. Evet ilk tur gazetelerimizi tamamladık efendim. Ekonomiye dair manşetleri de önümüzdeki saat dilimlerinde aktaracağız. Ekonomiyi bugün çokça konuşmamız gerekiyor. Gelin şimdi hem İçişleri Bakanlığı'ndan gelen operasyon haberlerini, soruşturma haberlerini hem de yargıdan gelen haberleri şöyle bir konuşmaya başlayalım. Yine bir gazeteci gözaltısının haberini aktaracağız. Gerçek gündem editörü Furkan Karabay tebligat almak için gittiği karakolda gözaltına alındı ve İstanbul Emniyetine götürüldü. Gözaltı gerekçesine ilişkin de çok özür diliyorum. DSF'nin görüntüsünü verelim lütfen. Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Furkan Karabay bir kez daha gözaltına alındı aslında bu gelişmeyle birlikte. Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrıldı ve gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki terör şubeye götürüldü. Karabay'ın gözaltına alınma nedeni geçen haftalarda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla Kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınmıştı evinden. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay'ın hakkında savcı adli kontrol talep ederken birinci Sulh Ceza Hakimliği adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Efendim şimdi yargıdan gelen bana kalırsa son dönemin en ilginç haberlerinden, en ilginç ceza kararlarından biri. Erzurum hınız Sulh Ceza Hakimliği aldı bu kararı. Şeyh Said'in torunu Ruşen Fırat'ın 30 gün boyunca sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapması yönünde bu karar. Türk bayrağı paylaşımı yapması istendi 30 gün. Buna tepkiler de var. Avukatı Ensar Fırat kararla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ah, Şeyh Said'in torunu Ruşen Fırat 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşacak. Ceza Erzurum Hınız Suh Ceza Hakimliğince verildi. Gerekçe ise Fırat'ın 2015 ve 2016'daki Facebook paylaşımlarında terör propagandası yaptığı iddiası. İdda. Fırat 26 Aralık'ta Erzurum Hınıs'ta terör örgütü propagandası yapma suçuyla gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada adli kontrolle serbest bırakıldı. Biyanet'teki habere göre Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat'a 30 gün boyunca da tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı paylaşma cezası da verdi. Karar sonrası Fırat bayrak görseli paylaşmaya başladı. Ruşen Fırat'ın ablası Halime Fırat, emniyetin kendilerine bayrak cezası ile birlikte haftada 3 kez karakola imza atmaya gelmek zorunda oldukları yönünde bilgi verdiğini söyledi. Halime Fırat'ın aktardığına göre savcılık Ruşen Fırat'ı 2 yıl 7 ay hapis istemiyle mahkemeye sevk etti. Daha sonra avukat itirazıyla tutukluluk adli kontrole çevrildi. Emniyet Ruşen Fırat'ın paylaşımlarını takip edecek. Paylaşım yapılmadığı takdirde tutuklanıp tekrar Patnos Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilecek. Fırat'ın ailesinin avukatı Ensar Fırat ise kararı skandal olarak nitelendirdi. Kararı veren hakimden şikayetçi olacaklarını söyledi. Fırat, hakimle ilgili HSK'ya da başvuracağız dedi. Diğer yandan Diyarbakır Barosu bu zorunluluğun görev gereklerine ve yasa hükümlerine aykırı karar olduğunu belirterek hınız suç ceza hakimi hakkında şikayette bulundu. Seçil Erzan ismi çokça konuşuyoruz. Bu şu an Patronlar Dünyası haber sitesine düşen bir haber var. Önemli bir haber. Segbis ifadesi ortaya çıktı ve hani şimdi biz bu fonla ilgili Seçil Erzan ismiyle ilgili baştan beri Fatih Terim fonu olarak adlandırıldı ve mağdurların da Fatih Terim de bu fondan yararlanıyor diyerek kandırıldığı, yanıltıldığı. Bunların hepsini konuştuk. Ancak Fatih Terim'in avukatları da Fatih Terim'in bundan çok mağdur olduğunu e, da belirttiler. Böyle bir tepki de çekti. Şimdi neden Fatih Terim vurgusu yapıyorum? Çünkü bu ifadede geçen bir e, Fatih Terim vurgusu da var. Gelsin ekrana. E, aktaralım o diyalogları. Mahkemede verdiği ifade Segbis aracılığıyla Mahkeme başkanı diyor ki şöyle bakın seçilerden şöyle başlıyor ben Florya'dayken hiçbir sorun yoktu. Hiç kimseye benim borcum harcım yoktu. 2020 yılına kadar bir şekilde gidiyordu. Verdiğim sözü tutuyordum. Birkaç kişinin parasını çoğaltmıştım. Onlara artı fazladan para vermiştim diye anlatıyor. Sonra 2020 yılında yine bir beni tanıyan, bilen, bana güvenen bir insanın parası ile ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti. Bir ismin bu şekilde kendisine para teslim ettiğini anlatıyor. Mahkeme başkanı da kim bu insan diye soruyor haklı olarak. Galatasaray camiasından birisi diyor Seçil Erzan. Evet kim diye ısrarla sorduktan sonra sonra beyanda bulunabilir miyim diyor. Çekiniyor söylemeye. İsmini söylemek istemiyor musun diye soruyor mahkeme başkanı. Yazılı beyanda bulunacağız efendim diyerek Erzan'ın avukatı devreye giriyor. Mahkeme başkanı tamam diyor. 2020 yılında parasını teslim etti. Evet devam et diyor mahkeme başkanı. Seçil Erzan şöyle devam ediyor. Evet onun o dönemde İş o dönemde kulüpten ayrıldı. Bu arada ben ona bir şekilde her istediğinde normal hayatına devam ettirmek için ödemelerini yapması için para ödüyordum, veriyordum. Her istediğinde hayır diyemiyordum. Mahkeme başkanı yani size belli bir miktar para aslında verdi, elden teslim etti diyor ve devam ediyor ifadesi herkes anladı kim olduğunu Fatih Terim miydi bakın bu başlığı atmış patronlar dünyası haber sitesi Seçilerzan şöyle devam ediyor Segbis ifadesine savcı beye söylemiştik ilk olduğunu İsmini açıklamayacağım demiştim o dönemde bir 300 bin dolardan bahsetmiştim şunu sorayım müştekiler arasında var mı diyor savcı Seçilerzan yok diyor savcı diyor ki çünkü sordu avukat bey yok dediniz o yüzden Seçil Erzan yok müştekiler arasında yok diyor. Mahkeme başkanı ama herkes anladı yani kim olduğunu. Buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bahsettiğiniz kişi? Seçil Erzan herkes onun sözüne güveniyordu biliyordu ne kadar oldu yani diyor. Mahkeme başkanı yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi diye açıkça soruyor. Seçil Erzan tamam diyor. Müşteki avukatı öksüz sayın başkanım sorularım var diyerek devreye giriyor. O sırada konuşmalar var. Seçilerden çok yoruldum diyor. Efendim ara verebilir miyiz sonra ara. Ee, yani böyle bir ifade Fatih Terim e, hiçbir şekilde hani bu olayın içinde olmadığını daha önce açıklamalarında avukatı yine açıklamalarında belirtmişti. Bu anlamda Fatih Terim'in bu şekilde Segbis ifadesinde yer alması Seçilerzan'ın mahkeme başkanının cümlesiyle herkes anladı kim olduğunu ve onun karşılığında Seçilerzan'ın da tamam sözleri yani herkes onun sözüne çok güveniyordu sözleri ekranlarınızda. Şimdi tabii Yunanistan'a bir de biliyorsunuz iki yıllık bir ara vermişti teknik direktör olarak. Böyle bir dönemde tam da bu fon iddialarıyla anılırken Fatih terimin Panathinaikos'a transferi de dikkat çekiciydi ve anlamlıydı. Evet efendim. Şimdi e, emniyet haberlerine geçelim mi? Yerlik haberlerine. Bugünün çok konuşulan bir haberi olacaktır bu. E, yani herkes anladı kim olduğunu ifadesi. Fatih Terim'iz son olarak o transferle konuştuk ama tekrar o bir süredir konuştuğumuz gündeme döneceğiz gibi. Numaralı operasyon diyoruz efendim. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü neredeyse her gün açıklanan operasyonlar var Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından ve bazen de yapılan yorumlarda şüpheyle de yaklaşılabiliyor. Şimdi dün yaptığı paylaşımda az önce ekranınızda gördüğünüz o e, görüntüleri paylaştı Ali Yerlikaya. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonların bilgisini verdi. Kafes 26 operasyonuydu e, bu kez gerçekleştirildi. ومشغلات İstanbul'un Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gazi Osman Paşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüp Sultan ilçeleriyle Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan Kafes 26 operasyonu düzenlendi. 2000 adet sahte 100 dolarlık banknota el konulduğunu açıklıyor bakan ve 19 şüphelinin de yakalandığı bilgisini aktarıyor. Adana'da da polis bir tır içerisinde silah yapımında kullanılan 2420 e, parça ile geçirdi. Tır sürücüsü mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat ticaretini önlemek için yaptığı çalışmalarda bir tırın içerisinde çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme olduğunu belirledi. Yapılan aramada sürücü Abdurrahman K gözaltına alındı. Durdurulan tırda yapılan aramalarda tabanca yapımında kullanılan 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası gibi e, parçalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Abdurrahman K. çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Şimdi FETÖ temizliği başlığı çok uzun süredir konuştuğumuz ama bir türlü e, tamamlandığından emin olamadığımız bir başlık. Şimdi aktaracağımız haber neden tamamlandığından emin olamıyoruz sorusunun yanıtı niteliğinde. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı dijital materyaller için geriye dönük bir inceleme yapınca bu haber çıktı ortaya. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya inceleme kapsamında FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı olduğu belirtilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın geriye dönük yaptığı incelemelerde 445 aktif emniyet mensubunun FETÖ irtibat ve iltisaklı olduğu belirlendi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, 445 emniyet mensubunun açığa alındığını, haklarındaysa idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şimdi bu haber beraberinde başka soruları da getiriyor değil mi? Özellikle de önceki dönemki İçişleri Bakanları dönemine dair soruları gündeme getiriyor. Şimdi geriye dönük yapılan incelemelerde bu ortaya çıkıyorsa biz FETÖ temizliğini bir süre önce başlatmadık mı? Bu incelemeler tüm emniyet personeli üzerinde yapılmadı mı? Yapıldıysa görülmedi mi? Ya da görüldü de bir işlem mi yapılmadı. Şimdi bakın bu fotoğraf neden aktarıyorum? Dün Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda da aslında az önce dile getirdiğim soruları dile getirdi. Yerli Kaya'nın operasyonları sorulunca buna dikkat çekti. Şimdi fotoğraf Ali Yerli Kaya biliyorsunuz başkan vekiliydi. Şu an İmamoğlu'nun oturduğu koltukta o devir teslim töreninde çekilen bir fotoğraf. Ali Yerlikaya'nın operasyonları sorulduğunda Ekrem İmamoğlu şöyle dedi. Yani daha önce yapılmıyor muydu ifadesini kullandı. Bu görev ihmali ifadesine yer verdi açıklamasında yani her gün bir operasyon her gün bu operasyon ve bunun gündeme getirdiği sorular da daha çok bir önceki döneme dair ve bu bir görev ihmali bunun karşılığı olmayacak mı bakın az önce de 445 emniyet mensubunun ama aktif emniyet mensubunun FETÖ dolayısıyla işlem gördüğünü aktardık. Sayın Bakan'dan önce başka hükümet mi vardı diye sordu. Sadece İmamoğlu değil en taze açıklama onun olduğu için aktarıyoruz ama bu soruları soran, bu soruları gündeme getiren pek çok isim var. Şimdi MIT'in operasyonunun haberini aktaralım efendim. MIT, PKK'nın Suriye Kamışlı'daki e, sözde sorumlusu Eymen Jolie'ye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT teröristin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti. Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisi hale getirildi. Suriye Amudeli teröristin geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği Barış Pınarı Harekatı süresinde e, güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi. Emniyette bir de ara atamalar yapıldı. 5 ilçeye yeni müdür atandı. Darp görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden alınan bir müdür vardı. Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun. Onun yerine de aşkın kılıç keser getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ara atamalar kapsamında birçok emniyet müdürünün görev yeri değişti. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İstanbul Anadolu Yakası ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Hüseyin Güleç, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun, Avrupa Yakası 2. Bölge ilçelerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Muhammed Ahmet Katipoğlu atandı. Yeni görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar, Necati Aktu Şahin Bakırköy, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü oldu. Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburu'nun kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darp ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, Murat Özburu'nun görevinden alındığını duyurmuştu. Şimdi efendim, üç eşini öldüren bir adam. Daha önce bu cinayet haberlerini aktarmıştık ama bu kez verdiği ifade gündemde. Ben kadın düşmanı mıyım diye soruyor. Akıl almaz bir ifade. Hatırlatalım olayı. Manisa'da yaşanmıştı bu olaylar. Saruhanlı'da. 19 yıl arayla evlendiği iki kadını öldürmüştü zaten Necati Akpınar. Covid tedbirleri nedeniyle de tahliye olmuştu. Dini nikahla beraber yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürmüştü bu kez de. Yani üç eşinin de katili olan bir adamdan bahsediyoruz. Ee, gelelim ifadesine. Ee, şimdi olayı da hatırlatalım. Mutlu Menekşe'nin cansız bedeni geçen sene 31 Aralık'ta bulunmuştu. Menekşe'nin cansız bedeninde otopsi sonrası darp izlerine rastlanmıştı. Adli tıp Menekşe'nin öldürüldüğü kanısına varmış ve ardından şüpheli Necati Akpınar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İfadesinde anlatmıştı da olayı. Menekşe'nin cesedini el arabasına yükledikten sonra evinin yakınındaki kuyuya gömdüğünü itiraf etmişti. Boynundaki kırığınsa cesedi taşırken olduğunu iddia etmiş. Menekşe'nin ölümünden kendisinin sorumlu olmadığını ve kayıp düşerek kafasını vurduğunu söylemişti. Necati Akpınar'ın önceki eşinden olan kızı Alev Sevindik davada tanık olarak dinlendi. Babasından korktuğu için korkmakta da çok haklı. İfade veremeyeceğini söyledi ve ayrı bir salona alındı. Eve gittiğinde kadını ölü halde gördüğünü, babasından korktuğu için cesedi taşımasına yardım ettiğini söyledi. Akpınar ifadesinde hakime şöyle dedi: Cesedi gömdükten sonra eve gidip uyudum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim mutlu menekşeyi öldürmem için bir sebep yok. Ben kadın düşmanı mıyım? Neden öldüreyim diyerek savunma yaptı. Mahkeme başkanı Hakim Akpınar'a ağırlaştırılmış müebbet cezası var, verdi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'le ilgili bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Eski milletvekili Tevfik Diker'e açtığı davayı kaybetti Arif Çetin. Diker'in avukatı mahkemede önemli bir ayrıntıyı anlattı. Çetin'in jandarma genel komutanının hakim kararı olmadan jandarmaya Diker hakkında araştırma yaptırıp suç işlediğini söyledi. Sağol. Sağol. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, eski milletvekili Tevfik Diker'e dava açtı. Komutanı olduğu jandarmaya rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Çetin, Diker'in sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Diker'in Jandarma Genel Komutanı A. Çetin kimlerle yan yana, kamu güvenliği tehdit altında paylaşımının Çetin'in saygınlığına saldırı niteliğinde olduğu ve hakaret suçu kapsamına girdiği savunuldu. Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Diker hakkında dava açıldı. Diker'in avukatı sosyal medya hesabının Diker'e ait olmadığını belirtti. Ayrıca çetenin komutanı olduğu jandarma Siber Suçlar Daire Başkanlığı'na Diker hakkında hukuka aykırı şekilde bir çalışma yaptırdığını söyledi. Mahkeme Diker'in ifadelerinin hakaret değil, eleştiri niteliğinde olduğuna karar verdi. Diker beraat etti. Hayırlı geceniz de. kutlu İsmaila cemaati son dönemde çok fazla cemaat haberini aktarıyoruz ama özellikle de Maalesef eğitim başlığında çok yoğunlaştı cemaat, tarikat haberleri. E, dün bakın muhabirimizle konuşmuştuk, Fırat Fıstık'la konuşmuştuk. O bir cemaat yurdunda yaşananları anlatmıştı, bir istismar olayını, özel haberi. Eğitimde de bir başlık değil birkaç başlıkta cemaat etkisini, tarikat etkisini konuşuyoruz. Ama bu kez İsmail Ağa cemaatinin son döneminde, Artırdığı bir temasa ilişkin olacak haberimiz. Afganistan'la temaslarına hız vermiş durumda. İsmail A Cemaati, Afganistan'a giden bir heyet Taliban'la görüştü. İsmail A Cemaati Afganistan'a gitti, Taliban'ı ziyaret etti. Cemaat, Afganistan'da Taliban yönetimiyle üst düzey temaslarına devam ediyor. Bir heyet 20 Aralık'ta Afganistan'daydı. Cemaatin kurucusu Mahmut Usta Osmanoğlu'nun oğlu Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu, sosyal hizmetler ve eğitim alanında yeni açılışlar yaptıklarını duyurdu. Cumhuriyet'in haberine göre bu görüşmeyle birlikte son 3 ayda Taliban ile 3. kez bir araya gelinmiş oldu. Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki İstanbul'da Afganistan Konsolosluğunu Ankara'da Büyükelçiliği ziyaret etmişti. İsmail Ağ ile de görüşmeler gerçekleştirmişti. Afgan Bakan'ın Türkiye ziyaretinden sonra 29 Kasım'da İsmail Ağa mensupları Afganistan'a iki kez giderek üst düzey görüşmelerde bulundu. Muttaki'nin ziyaretinden bir ay sonra İsmail Ağa heyeti İçişleri Bakanı Siracettin Afgani ile bir araya geldi. Cemaat üyeleri bakanla poz verdi. <laughs> Şimdi yargıdaki konuları çok fazla konuşuyoruz. Rüşvet iddiaları, rüşvet çarkı iddiaları da yargı ile ilgili konuştuğumuz önemli başlıklardan da son dönemde. Hatırlarsanız o rüşvet çarkının en çok da erişim engeli haberi getirmek için mesela alındığı, verildiği bu rüşvetlerinde konuşulmuştu. Şimdi bir erişim engeli haberi var. Çocuk istismarı suçundan konuda çocuk istismarı. Geçen günlerde tutuklanan bir isim. Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan da hakkındaki haberlere erişim engeli getirdi. Dağ'ın erişim engeli talebinin gerekçesi onur, şeref ve saygının zedelenmesi. Evet, çok önemli Spor Bir sürü görevi vardı. Onlardan biri kentin amatör spor kulüpleri temsilciliği. Çocuk sporcuları istismar ettiği iddia edildi, gözaltına alındı, tutuklandı. O haberlere erişim engeli getirildi. Şikayetçi evet. Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Köseda ismi geçen günlerde gazeteci Metin Cihan'ın paylaştığı kayıtlarla gündeme geldi. Köseda'nın sosyal medya hesabından çocuklara gönderdiği taciz içerikli mesajlardı. Köseda'nın çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismar ettiği öne sürüldü. Köseda iddiaları reddetti ancak önce gözaltına alındı. Kısa süre sonra tutuklandı. Ensar ve Türk Vakıfları ile ilişkisi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosunda bulunan Erkan Kösedağ, cinsel istismar suçundan tutuklanmasının ardından yapılan haberlere erişim engeli getirdi. Kararı Ağrı Sulh Ceza Hakimliği başvurunun ardından aldı. Kösedağ onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini savunuyor. Konya'dan bir haber aktarıyoruz efendim. Şimdi Konya'da iki koyun ve bir keçiyi kaybeden çoban e, sürü sahipleri tarafından cinsel istismara uğradı. Olay sürü sahiplerinden birinin cep telefonuyla da kaydedilmişti. Ve cep telefonunun arızalanmasıyla ortaya çıktı. İstismar görüntülerini gören 3 kişi 2 kişiyi dövüp jandarmaya teslim etti. 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Konya'da keçi ve koyunları kaybeden çobana cinsel saldırıda bulunan iki kişi 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay 2022 yılının Mayıs ayında Beyşehir ilçesinde meydana geldi. İK ve ortağı HO'nun sürüsünü otlatıp ağılda bakan İB bir keçi ve iki koyunu kaybetti. İK ve HO IB'den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban ödeyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine İK ile ortağı HO İB'yi dövüp cinsel istismarda bulundu. <laughs> Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ayrıca H.O. Çoban İB'nin 12 Aralık 2023'e kadar yanında kalacağına, kalmaması durumunda da 20 bin ila 50 bin lira arasında para ödeyeceğini belirten belge düzenleyip imzalattı. İK cep telefonunda yaşadığı arızayı gidermesi için arkadaşından yardım istedi. Arızayı gidermek için telefonu inceleyen kişi İK ile HO'nun İB'ye cinsel saldırıda bulundukları ana ait kamera kaydını gördü. Arkadaşlarını da yanına alarak İK ve HO'yu dövüp ellerini bağlayıp jandarmaya teslim etti. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin el konulan cep telefonlarında yapılan incelemelerde cinsel saldırıların yer aldığı videolarla çok sayıda mağdurun da cinsel içerikli videolarının yer aldığı kaydedildi. Ayrıca telefonda yapılan incelemede İK ve HO arasında İB'yi para karşılığında başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamayı düşündüklerine yönelik yazışmaların olduğu da belirtildi. İddianım. İK ve HO ise ifadelerinde İB ile rızasıyla şeytana uyarak cinsel ilişki yaşadıklarını, şantaj yapmadıklarını, görüntüleri kimseyle paylaşmadıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar İK ile HO hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan sanıklardan İK, pişmanım dedi. HO ise keşke böyle şeyler olmasaydı da bugünleri görmeseydim. Pişmanım ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti iki kişiye nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl, iftira suçundan birer yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ise bir yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemede İK ile HO'yu dövüp ellerini bağlayarak jandarmaya teslim eden ve aynı davada yargılanan 3 kişiye ise cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Evet eğitim başlığı ve tarikat cemaatler son dönemde hep yan yana maalesef bu başlıklar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bütçe görüşmeleri sırasında cemaat ve tarikatları ve eğitimle paylaşılan imzalanan protokolleri de savunmuştu. Şimdi yeni bir protokol var. Tarikat ve cemaat çıkışının ardından bakanın İHA İHH ile Filistin'e yardım kermesi protokolü imzalandı. Yani okullarda Filistin'e yardım kermesleri düzenlenecek. Tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane 10 tane protokolümüz var. Bunlarla da protokol yapmaya da Edeceğiz. Muhalefetten eğitimcilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatler açıklamasına tepkiler sürüyor. MEP yeni bir adım attı. Cihan Nüma Derneği ile eğitimde işbirliği protokolü imzaladığını gündeme getirdi. Sözde yardım kampanyalarıyla tepeden tabana bir dayatma haline dönüşmüş ve verilerimiz ve çocuklarımız okullarda para toplama mahcubiyetine ve buradaki istismara alet edilmiştir. 25 Aralık'ta Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsani Yardım Vakfı ile ve Memur Senle protokol imzaladı. Çocukları korumak vatanı korumaktır. Tüm velilerimizi çocuklarını yakından takip etmeye davet ediyoruz. Anlaşılan o ki yalnızca tarikat ve cemaatlerden değil, Milliyetin Bakanlığı'nın uygulamalarından da çocuklarımızı korumak zorunda kalacağız. Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Filistin'e yardım kermesine yönelik işbirliği protokolü imzaladılar dendi. Bu sözde bağış kampanyaları öğrenciler ve veliler üzerinde de sürekli şekilde baskıya dönüşmüş durumda. Ekonomik durumu itibariyle bağış yapacak gücü olmayan, pedagojik açıdan değerlendirildiğinde de çocukların bu tabloda daha da sıkıntılı bir duruma düşeceği, adeta bir travmaya dönüşeceği de görülmesi lazım. Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz Evet bu yıl çok büyük bir felaket yaşadık. 6 Şubat depremini yaşadık ve o günden bugüne de illerde hala sarsıntılar var. Malatya'dan neredeyse her gün bir depremin haberi geliyor. Şimdi bu haberi aktaracağız ama hemen arkasından da hangi haberi aktaracağız biliyor musunuz? O deprem sonrasında hani böyle ardarda gelen gözaltı haberleri. Sanki sorumlular cezalarını alacaklarmış gibi verilen haberler. Bu habere tam ters yönde bir haber aktaracağız. Yani evet, bu yargılamalar başlıyor. Deprem sonrasında hava alanlarında yakalananlar yurt dışına çıkarken yakalananlar. Bunların sonucu ne oluyor? O soruya yanıt veren bir haber olacak. Gelin önce Malatya'da hissedilen o depremi aktaralım. 4.6 büyüklüğündeydi bu kez deprem. 4.6 büyüklüğündeki depremin saat 12:34'teki 12:34'te gerçekleşti. Derinliği 17.3 kilometre olarak kaydedildi ve büyük paniğe yol açtı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz bir AVM'de o deprem anının görüntülerini. Çevre ilçe ve illerde de hissedildi sarsıntı ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. İncelemelerse sürmekte. Malatya'da bir gün önce de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin herhangi bir yıkıma ve hasara neden olmadığı açıklanmıştı. Evet, şimdi hani o günlerde tutuklanan, gözaltına alınan bir ismin akıbetiyle ilgili haberi aktaralım ve suç cezasız kalıyor mu, adalet yerini buluyor mu bu sorunun cevabı ile ilgili de bir kez daha fikrimiz olsun. Kahramanmaraş e, merkezli depremin ilk saniyelerinde bakın yerle bir olmuştu Gaziantep'teki Tekin apartmanı ve o davada. Hiçbir tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme binaya kaçak katlar çıkılarak yıkılmasına neden olan AK Partili Tekin'i de tahliye etti. 6 Şubat depreminin ilk saniyelerinde yerle bir oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tekin Apartmanı binaya kaçak katlar çıkarak yıkımına engel olan AKP'li Veysi Tekin tahliye edildi. Bina 1990'da Yunus ve Ali Can kardeşler tarafından kaçak olarak inşa edildi. 2010'da Can kardeşler binayı AKP'li Veysi Tekin'e sattı. Zemin artı bir kat olarak inşa edildi bina. Tekin satın aldıktan sonra zemin artı dört kata yükseltildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporuna göre binanın ruhsatı, mimari ve statik projesi bulunmuyor. Yani kaçak olarak inşa edilen binaya kaçak olarak kat çıkıldı. Raporda binanın yıkılmasında yani 16 kişinin ölümünde can kardeşlerle AKP'li Tekin'in asli sorumlu olduğu ve Islahiye Belediyesi'nin yapı kontrol birimi görevlilerinin de talih kusurlu olduğu ifade edildi. Depremin ardından hem Can Kardeşler hem de Veysi Tekin hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan dava açıldı. Üç sanıktan sadece Tekin Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 Aralık'ta davanın üçüncü duruşması görüldü. Tekin savunmasında binayı 4 daire ve 500 bin lira karşılığında satın aldığını söylemişti. Ayrıca tadilatına yüksek miktarda para harcadığını belirtmişti. Ayrıca depremde hastanelerin de yıkıldığını ve Tekin Apartmanı'nın da depremin şiddeti büyük olduğu için yıkıldığını iddia etti. Mahkeme tartışma yaratacak bir karara imza attı. Davanın tek tutuklu sanığı Veysi Tekin'in tahliyesine karar verdi. Tahliye gerekçesinde tüm delillerin toplandığı belirtildi. Tekin'in delilleri karartma veya değiştirme şüphesinin bulunmadığı ifade edildi. Tekin hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. İslahiye'de Tekin'in inşa ettiği çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü iddia ediliyor. Bunların arasında 6-7 yıllık apartmanlar dahi olduğu öne sürülüyor. Uzun süre AKP ilçe yönetiminde görev alan Tekin, 2014 seçimlerinde AKP'nin birinci sıradan İslahiye Belediye Meclis Üyesi seçildi. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi oldu. Gelin efendim gazetelerimize bakalım. Gazetelerin ekonomi ile ilgili başlıkları daha çok bu dilimde ekranlarınızda olacak. Bir gün gazetesi demokratik, layık, sosyal hukuk devleti değil, saraygillerin çiftliği olmuş manşetini attı bugün. Türkiye Erdoğan ve yanındakilerin kanunsuz, kuralsız yönettikleri bir ülkeye dönüştü diyor gazete. Ne anayasa kaldı ne herkese eşit yaklaşan kurumlar. Cemaatler ve tarikatlar dokunulmaz hale geldi. Kamu kaynakları yağmalanmaya devam ederken yandaşa kıyak unutulmuyor diyor gazete bugünkü manşet haberinde. Anayasa Mahkemesi askıta, askıda tarikata dokunamazsın. Tüm kıyaklar yandaşa Yağma Hasan'ın böreği başlıkları var bir gün gazetesinin manşetinde. Can Atala ile ilgili karara ilişkin elbette Anayasa Mahkemesi askıda başlığı. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışlarıyla diğer şans oyunlarından alınan vergilerle ilgili karar. O vergiler %50 oranında düşürüldü. İşte bu karara da tüm kıyaklar yandaşa başlığıyla tepki gösteriyor bir gün gazetesi. Tarikata dokunamazsın başlığının altında Rütü'nün aldığı kararlar var. Kızıl Goncalar dizisine sebebiyle idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası vermişti Rütük. Ve yağma Hasan'ın böreği başlığının altına bakalım. Kitler iktidarın yağma ve talan anlayışının sonucu kaynak aktardığı arpalığa dönüştü. Kamu bankaları reklamlarla yanda yandaş medyayı beslerken, Çaykur'dan Türk Şeker'e birçok kit iktidarın ihtiyaçlarını karşılama pahasına borç batağı içine sürüklendi diyor. Ayrıntılarında 8. sayfada olduğunu belirtelim. Dikkat çekici bir manşet. Otoyolda katliam gibi kaza dün 3 saat boyunca sıcak gelişmeleri aktardığımız o kazaya ilişkin ayrıntılarda bir gün gazetesinde. İktidar tercihini hepimize gösterdi diyor Yalçın Karatepe'nin köşe yazısı bir gün gazetesinde yer alan. ilk kısmını aktaralım söz konusu vatandaş olunca aman bütçemize dikkat edelim diyenler konu patronlara gelince kaynak aktarmaktan geri durmuyor. Bu durum iktidarın politik tercihlerinin kimden yana olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor diyor Yalçın Karatepe. En temel problem hastaneye ulaşım. Sağlık Bakanı Koca, kamu hastanelerinin yatak kapasitesinin 2018 ve 2023 arasında 3 kat artış gösterdiğini, özelde ise bu artışın 9'da 1 kaldığını söyledi. Bakanın halkı yanılttığını söyleyen sağlıkçılar, hastaneden randevu almanın imkansız hale getirildiği sistemde yatak sayısı çok fazla bir şey ifade etmiyor demekteler. Yoksul çocuğuna yurt kuşatması. Öğrencilerin barınma ihtiyacına devlet yanıt vermedi. Yoksul çocukları cemaat yurtlarına mahkum edildi. 7 vakfın yurt sayısı 300'e yaklaştı diyor Bir Gün Gazetesi. Bakın önemli bir veri aktarılan. Dağ taşa yurt başlığını görüyoruz ve aranan fırsat. Akademisyen Deniz Parlak sosyal devletin tasfiyesinin tarikat ve dini cemaatlere bekledikleri alanı açtığına dikkat çekiyor. Parlak yoksul çocukların bu yurtlara mahkum edildiğini savunmakta. Tüm engellere karşın protestolar sürüyor. Yurttan değil Arjantin'den bir haber olduğunu belirtelim. Genelgeye uymadılar. Küçük ama önemli bir haber efendim. Bir gün gazetesinin ilk sayfasında bu yılın tamamı için ayrılan 938 milyon liralık temsil tanıtma ödeneği henüz Kasım ayında ışıldı ve tam 1.2 milyar liralık harcama gerçekleştiği ortaya çıktı. Milletin bütçesi deniyor ama te temsil giderleri şu kadar diye aktarmıştık buna benzer haberleri. Uzay Ajansı içlik istedi. Türkiye Uzay Ajansı Aralık ayı itibariyle yıllık hedefin %40'ına Ulaşabildi ajansı 19 aralıkta 1.2 milyon lira ödeyerek içlik yağmurluk ve bereden oluşan toplam 12 kalem kışlık giysi satın aldı diyor bir gün gazetesi bir sonraki gazetemize de geçebiliriz evet yeni yeni çağ gazetesi iktidar vergi indirip bahisi teşvik ediyor diyor yeni çağ bugün manşetindeki haberde. Yanların önünü açacak motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet, pasaporta zam, mavi kart 130 lira oldu. Başlıklarını görüyoruz Yeni Çağ'ın manşetinde. Cumhurbaşkanı kararıyla şans oyunlarında vergi oranları, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10'dan %5'e, At yarışlarında %14'den %7'ye, diğer şans oyunlarında da %20'den %10'a indirildi. Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında yapıldığı gerekçelendirilen ancak vatandaşın daha fazla şans oyunları oynamasının önünü açacak düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Tabi bu ekonomik tabloda vatandaşın her gün biraz daha fazla şansa ihtiyacı oluyor. Motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet ve pasaporta zam. Şans oyunlarının öne açılırken bunlara gelen zam çelişkili görülmekte elbette. Milletin zorunlu harcamaları çünkü bunlar gazetede bunu vurgulamakta. Vergi oranları yeniden değerlendirme oranı olan %58.46 oranında artırıldı. Yeni yılda en düşük motorlu taşıtlar vergisi 347 liraya, en yükseği 160285 liraya yükselecek. Pasaport harcı 6 aya kadar 1638 liradan 4 yıldan fazla süreli olursa da 7833 lira. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 lira, B sınıfı ise 3945 liraya çıkacak. Mavi kart 130 lira oldu. Noter kağıtları 87 lira, beyanname 87 lira, pasaport 790 lira bunlar kağıt bedelleri. Sürücü çalışma belgesi 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma belgesi de 565 lira oldu diyor gazete. Rütük muhalif kanallara yine ceza yağdırdı haberi Yeni Çağ gazetesinin de ilk sayfasında yer biliyor buluyor. Asgari vicdanla belirlenen asgari ücret kabul edilemez diyor Yeni Çağ gazetesi. Ve yine kaza haberi de yer almakta gazetenin ilk sayfasında yapılan iş düpedüz darbe girişimidir. Özgür Özel'in Can Atalay kararı ile ilgili söyledikleri. Evet bir sonraki gazetemize de geçebiliriz Miray. Evrensel Gazetesi Evrensel Gazetesi alacağımız ücret bir kira parası diyor. Asgari ücret Mese ayna tutuyor. Mesem'de ücretler 5600 lira olacak ifadesi kullanılıyor gazetenin ilk sayfasındaki haberde. Asgari ücret Mese ayna tutuyor başlığının altında yazılanlara bakalım. Hükümet, patronlar ve sendikal bürokrasinin el ele vererek belirlediği asgari ücret, asgari ücretlileri memnun etmedi. Asgari ücretliler ortalama bir kira parası derken MES sürecinde metal işçileri Asgari ücrette çevirdikleri oyunu bizim sözleşmemizde de çevirecekler, borç batağından kurtulamayacağız ifadelerini kullandı. Asgari ücrete yapılan zam e, merkezi eğitim meslekleri kapsamında çalıştırılan çocukları da etkiliyor. Günde 10 saat karşılığında ayda 3450 liraya çalıştırılan çocukların ücretleri yeni zamla birlikte sadece 5600 lira olacak. Çocuklar bir işçi nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyoruz ama asgari ücretin 3'te birini alıyoruz ifadesini kullandım. Asgari ücret kaldırılmak isteniyor diye bir yazı yer alıyor bugün Evrensel Gazetesi'nde. Tek adam rejimi asgari ücretin yasalarla belirlenen bir kurul tarafından tespitinden rahatsız ve bunu kaldırmak istemektedir. Sonraki adım asgari ücreti tümden kaldırmak. İktidarın yarı resmi yayın organı Yeni Şafak'ta bunun için işaret fişeğini Ateşledi diyor İhsan Çaralan'ın e, yazısının diğer kısmı da 3. sayfada yer alıyor Evrensel Gazetesi'nde. Pansiyonlu okullara faiz zam yolda. yolda. Pansiyonlu okulların konaklama ve yemek ücretlerine %142 zam öngörülüyor haberi yer alıyor Evrensel Gazetesi'nde. Şimdi Erdoğan'ın fikri neden değişti e, sorusu HDP'nin eski genel, genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın yaptığı savunmadaki bir soruydu. Evrensel Gazetesi o soruya yer veriyor. Bakın dünkü kaza ile ilgili bugün Evrensel Gazetesi bu kazaya yer verdi manşetinde. Yeni Türkiye'nin katil otobanı e, manşetini attı. Milyonlarca ağacı, sayısız canlının yaşam alanını yok ederek Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyine Hançer gibi saplanan Kuzey Marmara otoyolunda bir kez daha zincirleme kaza meydana geldi. Katliam gibi kazada 10 kişi öldü, 8'i ağır, 61 kişi yaralandı deniyor gazetenin aktardığı manşet haberde. Ulaştırma değil emlak projesi, iki şehir plancısı meslekten atıldı. Sermaye için ticaret ve lojistik diyerek, bu otoyolların yapım sürecine dair ve uzmanların uyarılarına dair haberleri de hatırlatıyor Evrensel Gazetesi ilk sayfasında. Sarayın sansür makinası çalışıyor diyor ve verilen cezaları hatırlatıyor Evrensel Gazetesi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Kuriye Yunus Emre Göçer'i öldürmesi olayıyla ilgili haber nedeniyle Fox TV'ye ceza verilmişti. Tarikatların hedefindeki Kızıl Goncalar dizisine yine ceza verildi. Halk Meydanı programında İrfan Değirmenci'nin LGBT'li bireyleri övdüğü iddiası nedeniyle Halk TV'ye ceza verildi. Ve KRT TV'de Rütü'nün son ceza serisinden yine nasibini aldı medya terapi programında. Zafer abinin, Zafer Arapkirli'nin Çalışma Bakanı Vedat Işık, Işıkhan'la ilgili Sözleri aşırı yoksulluk yok sözlerine verdiği tepki o eleştiri ve küçük düşürmek olarak görüldü. KRT'de ceza aldı efendim. Roboski anlasında adalet ve barış talebi de yine Evrensel Gazetesi'nde yer alan başlıklar arasında Son olarak gün boyuna bakalım. Gün boyu ile birlikte bu turumuzu da tamamlamış olacağız efendim. Yeni asgari ücret daha cebe girmeden eriyecek. Bakın saat 10 itibariyle ekonomi haberlerimizi aktaracağız. Ve neden bir gazete böyle bir manşet atıyor? Neden bu cümleyi sık sık e, kuruyoruz? Aslında verdiğimiz haberlerde bunun kanıtı niteliğinde. Yapılan %49'luk artışla 17.002 liraya çıkarılan asgari ücretin ilanı sonrasında temel mal ve hizmetlere de okkalı zam beklentisi piyasayı ve dar gelirlileri kara kara düşündürmeye başladı diyor gün boyu gazetesi manşetindeki haberde. Artış kaçınılmaz olacak ürün fiyatlarına yansır işveren destek bekliyor ara başlıklarını da görüyoruz manşette. Malatya ve Muğla'da gerçekleşen deprem manşetin hemen altındaki kısımda yer alıyor gün boyunda. Bir de sahte ilaç çetesine dair bir haber var. Sahte bir ilaç çetesinin çökertildiği haberi e, duyuruluyor gün boyu gazetesinde. İşsizlik maaşı ve GSS de zamlandı e, deniyor gazetede. E, dün aktarmıştık aslında bu haberi çünkü asgari ücretle ilgili e, Asgari ücret belirlendikten sonra diğer ücretler de ona göre belirleniyor. Bakın piyasalardaki asıl korku kurlardaki yükseliş. Bu korku da var ama asıl korkumuz marketlerdeki etiketlere dair değil mi? Zaten bununla ilgili de bir haberimiz olacak. İsrail askerleri 82 günde 8800 çocuğu öldürdü de bugünün öne çıkan, dikkat çeken haberlerinden efendim. Şimdi Sinan Ateş'le ilgili önemli bir haber var. Bu haberi aktaracağız. Bilirkişi raporu ortaya çıktı. T24'ten Asuman Aranca ulaştı bu raporu. Bu raporu konuşacağız. Mehmet Saral yayın konuğumuz olacak ama şimdi kısa bir ara veriyoruz. Başka bir gün devam ediyor efendim. Ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha günaydınlar KRT ekranlarında. Şimdi önümüzdeki dakikalarda hem çok önemli bir konuyu konuşacağız hem de önemli bir konuğumuz olacak. Yarın tam bir yıl geçmiş olacak Sinan Ateş cinayetinin üzerinden ve bu bir yıl sonra geldiğimiz noktada cinayet aydınlandı mı derseniz o soruya tam olarak aydınlandı yanıtını veremiyoruz. Üstelik neredeyse her ay her hafta ortaya çıkan yeni bilgiler de var ve üzerinden bir yıl geçmişken cinayetle ilgili bir, bir kişi raporunun ortaya çıktığını söyleyelim ve dosyaya girdi. Şimdi tetikçiyi kaçırmakla suçlanan bir isim vardı. Ülke Ocakları'nın yöneticilerinden Tolga Han Demirbaş ismi. Onun telefonundan yapılan bazı yazışmalar. Bu yazışmalar dosyaya girdi ve yazışmalar aslına bakarsanız hani Sinan Ateş çok önceden planlandığı, nasıl planlandığına dair fikir de veriyor. Haberimizi izleyelim. Mehmet Saral'a soracağız bu gelişmeyi. Sinan Ateş cinayeti dosyasına giren bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş'ın telefon yazışmaları var. Demirbaş ateşi öldüren tetikçiyi kaçırmakla suçlanıyordu. Bilirkişi raporuna T24'ten gazeteci Asuman Arancı ulaştı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Tetikçi Eray Özyağcı yakalanmış ancak cinayet üzerindeki sır perdesi kalkmamıştı. Soruşturma tam bir yıldır sürüyordu. <laughs> Ortaya çıkan bilirkişi raporu eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş'ın yazışmalarını ortaya koydu. T24'te yayınlanan habere göre veriler özel bir yazılım sayesinde kurtarıldı. Verilerde Sinan Ateş'in öldürülmeden 9 ay öncesine kadar takip edildiği bilgisi yer alıyor. Raporda yer alan yazışmalarda Tolga Han Demirbaş soruşturma kapsamında tutuklanan komiser MEA'ya amirim bizim genel başkan istedi. Adres lazım bize sana zahmet olmazsa mesajını atıyor. Tutuklu komiser numarayı sorguladıktan sonra Sinan Ateş'i kastederek reis önceki genel başkana çıkıyor. Bu numara yanıtını veriyor. Demirbaş'ın cevabı ise aynen reis. Onun ipini çekmişler oluyor. Ah, Bilirkişi raporunda bu yazışmadan bir buçuk saat sonra Tolga Han Demirbaş'ın telefonundaki notlar bölümüne Sinan Ateş'in adresini kaydettiği bilgisi de var. Ayrıca Sinan Ateş'in öldürülmesinden bir gün önce Demirbaş ve tutuklu komiserin beş kez görüştüğü bilgisi yer alıyor. Ve ocak dört duvar, yüz metrekare, beş sandalye, on bardak çay gibi görünebilir. Yazışmalarda Sinan Ateş'in kendisinden sonra Ülke Ocakları Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla takibi alındığı bilgisi de yer almakta. Rapora göre Demirbaş eski MIT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu'dan gelen Sinan Ateş'in adres bilgilerini Yıldırım'a araştırmalarım devam ediyor efendim diyerek iletiyor. Ahmet Yiğit Yıldırım geçtiğimiz ay dosyaya şüpheli olarak eklenmişti. Bakın böyle bu yeni gelişme zaten hakkında çok fazla soru olan bir soruşturma ile ilgili yeni soruları da beraberinde getirdi. En önemlisi de şimdi bu veriler Torgağan Demirbaş'ın yazışmalarında kullanılan ifadeleri ayrıntıları konuşacağız ayrıca ama davanın seyrini Değiştirir mi? Nasıl değiştirir? Bu soruyu merak ediyoruz ve bu soruya yanıt verebilecek bir isim Mehmet Saral. 80'lerde MHP davasının avukatlarından olan Saral karşımızda olacak şimdi. Ona soracağız. Başka bir güne konuk olacak. Tabi başka mesela onun ipini çekmişler ifadesi var. Bu ipi kim çekmiş? O soruyu da soracağız. Yazışmalardan da yola çıkarak. Mehmet Saral karşımızda. Sayın Saral hoş geldiniz başka bir güne. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Haberi aktardık az önce. Aslına bakarsanız o haberin ayrıntılarını, bu konuşmaların ayrıntılarını soracağım size ama hani zamanlama açısından da yarın tam bir yıl geçmiş oluyor bu cinayetin üzerinden. Bir yıl boyunca sizce Sinan Ateş cinayeti konusunda bu ülke nasıl bir sınav verdi? Vallahi iyi bir sınav. Cinayetin üzerinde Tam bir yıl geçti. Yarın bir yıl olacak. İddianame hazırlanmadı. Olayın detaylarını çözemedik. Kim azmettirmiş? Sinan Ateş niçin öldürülmüş? ...azmettiricisi kim? Ama şöyle de bir haber. Bu haberden sonra şöyle bir şey düşünüyorum. Yani o telefon görüşme kayıtları anlaşılıyor ki. Polis ya da savcılık ulaşmış, İşte bilir kişi de bunu değerlendirilmiş. Bu iyi bir şey dosya açısından. Ee, yani sadece burada şikayetçi olduğumuz bir yıl geçti seçilenim. Tam evet. bir yıl geçti. bir iddianame hazırlanmadı. Ama hani bu az önce verdiğiniz haber çok önemli bir haber. Evet. Çok önemli. Demek ki artık o HTS kayıtlarına da ulaşılıyor, detaylara ulaşılıyor. Yavaş yavaş. İşte o cinayetin detayları ortaya çıkacak. Ee, bu haber yani çok çok önemli bir haber. Çok çok bir önemli. Peki davanın seyrini değiştirir mi? Nasıl değiştirir? Sayın Saral. Ya değiştirir çünkü böyle artık hani hepimizin e, tahmin ettiği ya da biz ülkücülerin tahmin ettiği olayın azmettiricileri de yavaş yavaş isimleri e, çıkıyor. Öyle. Yani bu böyle hani sokaktan geçiyordum geçerken bilmem davam vardı onun için kızdım öldürdüm davası değil. Ee, siyasi bir dava, siyasi bir suikast. Ee, ama tabii ki endişelerimiz de var. Endişelerimiz de şudur. Nedir efendim? Bu oklar, oklar şu andaki verilerle konuşuyorum. İşte ülke ocakları genel merkezini gösteriyor. MHP genel merkezindeki bazı kişileri gösteriyor. Hani bunu siyaseten e, AKP ile MHP arasında bir krize neden olacak diye örtmeye mi çalışılır? yoksa hani e, bu AKP'nin Adalet Bakanları sıkça söylüyor ya Adalet yerini bulsun da isterse kıyamet kopsun e, diyorlar ya Adalet Bakanları Evet, evet. ilerleyecek Adalet yerini bulacak mı Buna bir karar vermesi lazım Türk adaletinin. Türk adaleti siyasete göre, Ahmet'e, Mehmet'e, Seçil Hanım'a göre karar vermeyecek. Türk adaleti yasada ne yazıyorsa, Türk ceza kanununda ne yazıyorsa gereğini yapacak. Yoksa canı isteyen adam öldürür, canı isteyen cinayeti örtbas eder. O zaman da çadır devleti oluruz. İnşallah adalet yerini bulacaktır diye umuyorum. Şimdi acaba bu cinayet örtmeye mi çalışılıyor diye siz de aslında bir yıldır sorduğumuz o soruyu gündeme getirdiniz. Çünkü genel itibariyle zaten bir olacağı kılavuz ismi var. Yani bu cinayet MHP genel merkezine uzanır mı ve örtmeye çalışılıyorsa da bunun nedeni olarak hep MHP Cumhur İttifakı sizin söylediğiniz o vurgu yapıldı. Şimdi bu ayrıntının ortaya çıkması önemli davanın seyriyle ilgili bir karar değişikliği mi var? Yani daha fazla ayrıntıyı mı göreceğiz? Yani bu zamana kadar mesela ulaşılabilir miydi bu bilgilere? Neden şimdi ulaşılabildi? Yani dosya üzerinde bir mücadele olduğu anlaşılıyor. Yani o dosyaya müdahale etmek isteyen bir siyasi baskı var. Bir de ona karşı direnen Orada işte savcılar var ya da adaletin peşinden giden, bu cinayeti aydınlatmak isteyen e, şeyler var, e, kamu görevleri var. Şimdi burada mesela Olcay Kılavuz'un şu güne kadar ifadesinin alınmaması alınamaması e, bizi endişelendiriyor. Aynı Olcay Kılavuz işte MHP Genel Merkezi'nde danışmanlığa atanıyor. Yani bu iki şeyi böyle üst üste koyunca tabii ki kafamız karışıyor. Şu son bilirkişi raporuna göre az önce yayınladığınız kesinlikle Olcay Kılavuz'un Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın ifadesine başvurulması lazım. Ama bugüne kadar anlaşılıyor ki ifadelerine başvurulmamış. İfadelerine başvurulmadığı gibi e, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'nin emriyle Olcay Kılavuz danışmanlığı atandı bir ay önce. Yani bunlar tabii ki kafamızı karıştırıyor. Yani bir mücadele var dosya üzerinde. İşte MHP'de Devlet Bahçeli olaya şöyle bakıyor sanırım. Ya bu bizim kurumsal kimliğimize zarar verir. Onun için işte e, MHP'den uzak tutmaya çalışılıyor. Ama e, adalete kim bulaşmışsa yani Devlet Bahçeli şöyle bir laf etse kim bulaşmışsa bu adliyeye hepsi cezasını bulsun. Adalet yerine bulsun dese inanın ki bu cinayet çok kısa bir zamanda açıklanır, detayları da öğreniriz. Ama e, Devlet Bahçeli o lafı etmiyor, etmiyor, etmiyor. E, bir de hükümetlerde hani kritik bir desteği var. E, kafamız karışıyor. Bakalım siyaset mi kazanacak, adalet mi göreceğiz. Çok önemli söylediğiniz siyaset mi kazanacak, adalet mi? Bugüne kadar sanki e, siyaset kazandı e, gibi görünüyor. Şimdi Devlet Bahçeli bunu söylemekten de uzakta ama sanırım Mehmet Bey. Çünkü hatırlayacaksınız gazeteciler Sinan Ateş cinayetiyle ilgili neden sessiz kaldığını sorduklarında hatta Yıldız Yazıcıoğlu sormuştu bu soruyu. Çok büyük bir e, tepkiyle karşılanmıştı. Neredeyse azarlamıştı e, gazeteciyi. Dolayısıyla... Yani bu verilerden sonra artık susmak mümkün mü peki? Bir adım gelir mi ve olacağı kılavuzun artık bundan sonra ifade vermesi gerekir dediniz ya. Bu hukuki olarak daha güçlü bir delil mi? Daha önce de evet bulgular vardı. Bu artık o ifadeye bizi götürür mü? Yani bu bugüne kadar çıkmış en güçlü delil. Yani az önce o bilirkişi raporu bugüne kadar dosyaya girmiş. Hani bizim tahmin ettiğimiz ama delillendiremediğimiz en güçlü deli ee, yani Devlet Bahçeli'ye biz çok eskiden e, genel başkan olmadan önce ağabey derdik. Devlet abimizdi o bizim. Ya de, bizim Devlet adam abimiz Ülkücü Genel Başkanı öldürüldü ve başsağlığı dileyemedi. Başsağlığı dilemedi, dilemeyi de yasakladı. Yani bizim için asıl acı olan budur. E, Devlet Bahçeli o hani e, bence hayatının en kusurlu hareketlerinden birisiydi o. İnşallah e, bu yoldan döner. Ondan sonra yüzünü adalete döner. Yüzünü adalete döner. Hani bunu e, bir kavgaya e, şey yapar mı, devşirir mi bilmiyoruz. Ama bugüne kadar aldığımız işaretler şey değil, iyi değil. Olcay Kılavuz bu dosyadan kaçamaz. Olcay Kılavuz ifade verecek. Eğer o savcılarda ki Olcay Kılavuz'un artık biliyorsunuz o dokunulmazlık zırhı yok. Yok, evet. yok Mutlaka ifadesine başvurulması lazım. Eminim ki Olcay Kılavuz'un da e, görüşmeleri yani o HTS kayıtları vardır. veya Olcay Kılavuz'lu hani milletvekilliği yapmış, ülke ocağı genel başkanlığı yapmış. Belki mert bir adamdır, belki hani sanmıyorum ama. Bir basın toplantısı yapar der ki kardeşim benim bu olaylarla ilgim yok. Niçin benim adımı işte bu Mehmet Saral herkes adımı geçiriyor. Benim bu olaylarla en ufak bir ilgim yok. Olayın doğrusu şudur ama e, hani e, o yiğitlikte bir adam değil çünkü Tolga Demirbaşı cinayet günü almış götürmüş evine polislere e, kapatmış küfürlere hakaretler etmiş ta adliyelere gitmiş, e, Tolga Han Demirbaş hele bugünkü bilirkişi raporundan sonra olayların tam ortasında, cinayet saatinde oralarda, faili kaçırdığı söyleniyor falan. E, bakalım yani e, problem şudur, e, siyaset mi kazanacak, adalet mi? Adalet kazansın istiyoruz. Evet şimdi bu arada hatırlatalım Tolga Han Demirbaş'ın, e, telefonundan elde edilen yazışmalar bunlar. Üstelik hani öyle bir teknoloji var ki dediniz ya olacağı kılavuzun yazı yazışmalarına da ulaşılabilir. Evet ulaşılabilir. Çünkü bu Tolga Han Demirbaş'ın telefonundan aslında silinen veriler. Silinmesine rağmen emniyet bu verilere ulaşabiliyor. E, Sayın Saral biraz daha tutmak istiyorum sizi. Çünkü yazışmaların ayrıntılarına biraz daha yakından bakalım mı? Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz de vardır. Burada Sinan Ateş'in adresi isteniyor ve konuşma bir cinayet büro komiseriyle geçiyor. Evet bu cinayet büro komiseri de tutuklu şu anda. Yani bununla sınırlı kalabilir mi? Yaklaşık 20 kişi var tutuklu olan. İşte bu bazı emniyet mensupları sorumlu tutularak böylece kapatılabilir mi bu dosya? Yok, bu saatten sonra kapatılacağını sanmıyorum ama kapatmak isteyeceklerdir. Kapatmak elbette isteyeceklerdir. E, çünkü işte bugünkü bilirkişi raporundan sonra öğreniyoruz ki Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nın da adı çıkıyor. Derhal bugün görevden alınmalıdır. Ülke Ocakları Genel Başkanı bugün itibarıyla derhal görevden alınmalıdır. E, böyle hani e, öğrendiğimize göre doğru mudur e, bilmiyoruz ama Asman Hanım ciddi bir gazeteci. Yurt dışına çıkış yasağı konulmuş Ülke Ocak. Başkanım. E, kimle ilgili efendim? Tekrarlayalım bu bilgiyi. Önemli ülke ocakları başkanı ile ilgili dediniz değil mi? Ben çıkış yasağı evet, koymuşsam. Evet. Yani bu e, ciddi bir şeydir. Ülke ocakları genel başkanını bence hani ben devlet bahçeliden olsam bugün itibariyle görevden alırım. Ama işte o mücadele sürdüğü için olcay kılavuz mutlaka ifadesine başvurulmalıdır. Yoksa bu cinayet aydınlanamaz. Ee, tabii e, bunlar hani tahmin eder ettiğimiz şeylerdi. Biz böyle ülkücü hareketten geldiğimiz için orada işleyişleri biliriz. Ama tahmin etmediğimiz, şu ana kadar da öğrenemediğimiz bir de karanlık bir taraf var. Bu uyuşturucu satıcıları, torbacıları, tetikçi olarak kullanılmış. Yani bunlarla kim irtibat kurmuş, niye kurmuş? O uyuşturucu kaçakçı şey, torbacılar ne işi var? Yani e, Niye oraya bulaşmışlar? O konuda kafamız çok çok karışıyor. Ee, henüz bilgimiz aydınlı... var mı? Niye olmuş olabilir? Karanlık. Yani eğer bu uyuşturucu satıcılığıyla ilgili bir şey ise rezale felaket. Ama bunu da yani polisin ve savcılığın öğrenmesi lazım. Çünkü olayın biraz da başlangıcı Mersin'e dayan. Mersin'den hmm. kaynaklı bir şey bu başlangıcı. O Mersin limanı da biliyorsunuz bu uyuşturucu ıı, trafiğinde önemli bir liman, önemli bir liman. Orası çok kafamızı karıştırıyor. Orası çok kafamızı karıştırıyor. En azından savcılık o konuyu da bence araştırmalı. Yani o tetikçileri kim getirmiş, nasıl getirmiş, kim tanıştırmış, o tetikçilerin daha önceki ilişkiler ağı nedir falan bunların araştırılması lazım. Ki e, dosya açığa çıksın. E, görünen sebep işte iç siyasi şeyler. Yani ülkü, ülke ülke ocaklarının içindeki iç hizipler yüzünden gibi görünüyor. Görünüyor ama e, o uyuşturucu torbacıların ve tetikçilerin dosya içinde yer alması orası işte bizim için karanlık. Babamız çok karışıyor. E, i̇nşallah anlaşılır. E, bu komplocuların söyledikleri şey gerçekleşmez. O zaman büyük şey olur. Yani, büyük rezalet kuruş diye. Eee nedir efendim o? Biraz açalım mı? E, ben de bilmiyorum. Bilsen elbet. İsterim ama uyuşturucu torbacıları, uyuşturucudan mahkum olmuş şahıslar işte İstanbul Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapanlar e, tetikçiler işte cinayetten arananlar böyle silahlı tetikçilik yapanlar bunlar ne, nasıl dosyaya karışmış? yani kafamızı karıştıran şey bir avukat var arada işte hani bunlarla irtibat kuran o avukat sonra paralar gönderilmiş o paraların kaynağı ne kim ne için para göndermiş o parayı kim vermiş yani o o kısmı bize karanlık henüz hı hı. o Orada bir de yani bence bu uyuşturucu ilişkilerinden de savcılığın ya da polisin bir araştırma soruşturma yapması Evet her gün yeni operasyonların bilgilerini, suç örgütlerinin çökertildiğini hepsini aktarıyoruz efendim ama şimdi böyle para getiren kirli alanlar var ya hani uyuşturucu gibi, yasa dışı bahis gibi. E bu alanlarda son dönemde gördüğümüz tablo maalesef bir şekilde bu kirli ilişkiler ağ ve arkada güçlü bir destek olduğuna dair. Şimdi bu konuyu hakikaten dakikalarca konuşabiliriz Sayın Saral ama Yazışmalar zaten bağlantılı. Onun ipini çekmişler ifadesi var ya az önce sorduğum soru o konuşmalardaki cinayet büro amiriyle e, bu emniyet görevlileriyle sınırlı kalır mı? Ama davada şu sorunun sorulması gerekiyor değil mi? Onun ipini çekmişler ifadesindeki o ipi çeken kim? Evet zaten problem de odur o azmettirici yani bir karar verici var bu karar verici kimdir? O niye e, tutuklanmadı? O niye gözaltına alınmadı? O niye dosyaya girmedi? Muhtemelen savcılık onunla ilgili deliller de araştırıyordur. Hani bu bilirkişi raporu önemli, e, çok önemli. Bence şu anda dosyaya giren en önemli raporlardan birisi. Zaten daha önce pey bir e, periyat figan etmiştik. E, olaya karışan sanıkların HTS e kayıtlar. Yani geriye doğru bir hafta 10 gün işte olayınından sonra 3-5 gün PTS kayıtlarına ulaşıldığında eminim cinayet a çözülecek Son soru olarak Sayın Saral, şunu sormak isterim. Şimdi ülke ocakları bizim e, Bahçeli abi dediğimiz dönemde eskisi gibi değil biraz farklı bir tablo var diye anlattınız. Tam bu ifadelerle olmasa da aslında bakarsanız MHP son dönemde e, bir iktidar ortağı. Böyle demekte de bir sakınca yok ve e, yargıda, emniyette de daha güçlü bir e, durumda son dönemde böyle bir fotoğrafı görüyoruz. Şimdi bu Sinan Ateş cinayeti e, yargıda yaşanan kriz aslında bununla ilgili belirleyici mi? Yani Cumhur İttifakı'nda bir ihtilafa neden olan bir başlık mı? Açılışta biraz değinmiştiniz ama bu konuyu da biraz konuşmak istiyorum. Ben öyle düşünenlerdenim. Hatta şu anayasayla ilgili işte MHP'nin görüşü falan bunların hepsinin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz daha abartılıyım abartayım. Can Atalay dosyasının bile bu işlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani o e, mehr genişletilmesini istemiyor. İstemiyor. İstemediği için de o yargı içinde bu kavgaya neden oluyor. Yani böyle MHP'nin etki alanında kalan diyelim yargıta üyeleri işte Anayasa Mahkemesi'ne kafa tutuyor. Bu hı. şu demek, komplocu olsaydım, çok yaygın dünyada biliyorsunuz. Ya gelin bir pazarlık yapalım. Biz de anayasa mahkemesi kararını tanımıyoruz diye aklıma gelir. Aklıma gelmedi değil. Ama belki de değildir. Yani Evet sizin gibi düşünen isimler de var. Yani bu görüşü dile getiren Ahmet Şık dün Türkiye İşçi Partisi milletvekili o da dile getirmişti. Bu tabloyu böyle yorumlamakta yalnız değilsiniz Sayın Saral. Bir ekleme yapmak ister misiniz? Hayır, teşekkür tamam. ederim. Yapmak Çok... pardon, özür buyurun, dilerim. Buyurun. 29 Aralık saat 14'te Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım bir basın toplantısı yapıp bir şeyler söylemek istiyor tam da Sinan Ateş'in rahmetli olduğu yerde hani bunu duyurmak isterim. bugün bugün mü efendim yarın mı dörtte bugün 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 14'te. Çukur Ambar'da gerçekleşecek Ayte, Ayşe Ateş tarafından bir basın açıklaması. Şimdi en önemli delil, en önemli bulgu dediğimiz bu bilgilerin ortaya çıkmasından sonra da bu açıklamayı yapacak olması ayrıca önemli. Ayşe Ateş'in değil mi? Çok teşekkürler evet. Sayın Saral. Bilgilerinizi Kesinlikle. paylaştığınız için. Evet Mehmet Saral'la konuştuk. Gördüğünüz gibi Sinan Ateş cinayeti zaten çok büyük bir başlık. Üzerine dakikalarca konuşabileceğimiz bir başlık. Ama o başlığın beraberinde getirdiği pek çok başlık da var. Öyle ki Can Atalay'la yaşanan krizin dahi bunlarla bağlantılı olduğu e, yorumu yapıldı. Az önce Mehmet Saral tarafından. Mehmet Saral bu yorumu yapacak olan önemli isimlerden dün Ahmet Şık yine dile getirmişti. Şimdi diyoruz ya MHP ülke ocakları bir süre önceki yapısından biraz daha farklı bir iktidar ortağı. Yargıda kadrolaşması var, emniyette kadrolaşması var ve bu arada burada e, bir Çatışma mı meydana geldi? Yargıdaki cemaat varlığını da unutmamak lazım tabii. Yani e, fetö temizliği yapıldı mı yargıda bunu konuşuyoruz ama bu fetö temizliği birazcık olsun yapıldıysa onun yerini kimler aldı, kimler doldurdu şimdi onların mı savaşı var? Bakın dakikalarca konuşabileceğimiz bir fotoğraf bu. Bir kez daha hatırlatalım bizde Mehmet Saralın. Paylaştığı o bilgiyi bakın Mehmet Saral bugün Asuman Arancan'ın ortaya çıkardığı bu haberdeki bilgileri şu ana kadar davada ortaya çıkan en önemli bulgudur en önemli delildir olacağı kılavuz artık ifade vermek zorunda Ülke Ocakları Başkanı'nı. Bahçeli görevden almalıdır dedi. İşte bu gelişmelerden sonra Ayşe Ateş bugün saat 14'te Çukur Ambar'da Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde bir basın açıklaması yapacak. Bunu da duyurmuş olalım efendim ve gelin ekonomi başlığına geçelim ve ekonomiyi konuşmaya asgari ücretle başlayalım. Ne Aldı. Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere, tüm çalışanlarımıza, ailelerine ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı ve seneye bugün neyi satın alacağından ilgilenmek lazım. 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tartışmaları da beraberinde getirdi. İktidar %49 zam yaptık dese de muhalefet o zamın yeterli olmadığı konusunda hemfikir. Önceki döneme göre %49, önceki yıla göre de kümülatif olarak %100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Biz İyi Parti olarak asgari ücret teklifimizi 2024'ün ilk 6 ayı için 17 bin lira, ikinci 6 ayı için 20 bin 500 lira olarak açıklamıştık. Sayın Bakan teklifimizi tam anlayamamış olmalı ki 2024'ün tümü için asgari ücreti 17.002 lira olarak açıkladı. Yani asgari ücret bir ortalama ücret haline gelirken hayat pahalılığı karşısında daha yılın yarısı gelmeden milyonlarca vatandaşımızın emeği eriyip gidecek. Dem Genel Partisi eş başkanları da açıklanan ücrete tepkiliydi. Tunca Erbakıran 17.002 lira olan asgari ücretin geçim sıkıntısına derman değil pansuman bile olamayacağını söyledi. Dem Parti'ye göre asgari ücret her ay gün güncellenmeli. Kasım ayı için bekar tek bir işçinin aylık asgari gideri Türk işe göre 18.239 lira. Aralıkta artacak, Ocak'ta daha da artacak. Ama Ocak sonunda bir asgari ücretli işçinin eline geçen rakam 17 bin lira olarak artık sabitlenmiş durumda. Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon hayat pahalılığı ne olacak? CHP lideri Özgür Özel de askeri ücret tespit komisyonunun enflasyonu göz önünde tutarak 3 ayda bir toplanması gerektiğini söyledi. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar. Desinler ki bunu ilan ettik ama Mart'ta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz. Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur. Asgari ücrete bir tepkide Cumhur İttifakı ortağı yeniden Refah Partisi'nden geldi. Fatih Erbakan 17 bin Türk lirasının sadece yoksulluğa değil yoksulluğa da yol açacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. İvme kaybı daha net görülecektir. Asgari ücret rakamı kadar rakamın belirlenme yöntemi de tartışma konusu oldu. Tespit komisyonu üçüncü toplantıyı yapmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın taraflarla AKP Genel Merkezi'nde görüşmesi muhalefetin eleştirilerine neden oldu. Artık bundan sonra asgari ücret komisyonunu kimse ciddiye almaz. Çünkü bu komisyon özgürce çalışıp kendi önerisini ortaya koyup yürütmeye karşı o masanın ortak talebi olarak söylemesi gerekirken o yürütmenin başının emrine girmiştir. 17 bin değil, 17 bin 100 değil, 17002 TL. O 2 TL ile ilgili de pek çok sohbet döndü biliyorsunuz sosyal medyada. Medyada. Peki nedeni ne? Bu 2 TL nereden çıktı? Bugün Murat Batı T24'te kaleme aldığı köşe yazısında bu soruya yanıt verdi. Yeni asgari ücretin 17 bin lirasına eklenen 2 liranın sırrı ne? Neden düz 17 bin lira olmadı da 17 bin 2 TL oldu diye sordu. Yazısının devamında Murat Batı asgari ücret hesaplamasının nasıl yapıldığını anlatıyor. Şimdi kamuoyuna açıklaması aylık ücret olarak açıklanıyor. Ama o masada yapılan hesaplamanın günlük asgari ücret olduğunu da belirtiyor. İşte komisyonun açıkladığı net tutarı yani 17002 lirayı 30 gün sayısına böldüğümüzde 566.74 lira olan günlük net asgari ücrete ulaşırız. Brüt asgari ücretten %14 SGK işçi payı ve %1 de işsizlik fonu kesintisi yapıldıktan sonra da günlük net asgari ücrete ulaşırız diyor. İşlemi tersten yaptığımızda da Resmi Gazete'de Asgari Ücret Tespit, Tespit Komisyonu kararı da günlük brüt asgari ücret şeklinde yayınlanacağından Günlük bürüt asgari ücret olan 666.75 kuruşa ulaşmış olacağız diyor. İşte komisyonda pazarlığı yapılan tutar günlük bürüt asgari ücret tutarıdır. Basın yoluyla herkese ilan edilme aşamasındaysa bu tutarlar 30 günle çarpılıp basına öyle servis edilmektedir diyor Murat Batı. Sonuçta günlük net asgari ücret olan 566.74 lirayı 30 ile çarptığımızda 17.002 liraya ulaşmış olacağız. Ya da günlük bürüt tutar olan 666.75 lirayı 30 ile çarptığımızda da bürüt asgari ücreti yani 20.002 liraya ulaşmış olacağız. İşte 2 TL'nin sırrı komisyonda pazarlıkların günlük bürüt asgari ücret üzerinden yapılması ancak kamuoyunun bilgilendirilmesinin ise aylık asgari ücret şeklinde yapılmasından başka bir şey değildir diyor. Ama sonra aklına takılan bir şey var bunu da belirtiyor aslında kamuoyunda pek çok kişinin aklına takılan da bu. Oysa pekala 17.002 lira olarak hesaplanan asgari ücret 17.100 liraya ya da 17.000 liraya yuvarlanarak 30'a bölünüp günlük ücret bulunabilirdi. Ve bu kadar da dalga konusu olmazdı herhalde. Merak edenler için aydınlatmış olalım efendim Murat Batı aracılığıyla. Şimdi asgari ücret açıklandı. Açıklandı da ne oldu derseniz hep kurduğumuz cümleyi yine kuracağız gibi. Asgari ücret cebe girmeden eridi cümlesini. Bir de bunun yanı sıra marketlerde bir etiket trafiği başlayacak gibi. Sigara yazan yolda birazdan bunun haberini aktaracağız. Bir de çelişkili görünen bir enflasyon açıklaması var. Bakın Merkez Bankası dedi ki Ocak'ta enflasyonda artış yaşanacak dedi. Ama Cumhurbaşkanı biraz aksi yönde bir açıklama yaptı. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin Düşmeye başladığına işaret etmektedir ifadesini kullandı. Erdoğan dün muhtarlar buluşmasında konuştu. Orada Erdoğan'ın vergilerle ilgili de bir değerlendirmesi var ve bir kıyaslama yapılıyor aslına bakarsanız. E, deprem sonrası vatandaşa verilen desteklerle Erdoğan son 20 yılda verilen destekle son 20 yılda alınan vergilerle ilgili bir kıyaslama yapıyor. Gelin dinleyelim. Geçtiğimiz 20 yılda. Depremler sebebiyle yapılan harcamaların tutarı yenileme ve güçlendirme çalışmaları da dahil edildiğinde vergi gelirlerimizin tam 8 katını bulmaktadır. Görüldüğü gibi devletimiz vatandaşını desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmekte, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. %49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir. Şimdi bakın Merkez Bankası da tam tersini söylüyor. Ekranda da bu şekilde gördünüz Erdoğan'ın açıklamasının aksine. Asgari ücretin açıklanmasının ardından geldi bu açıklama. Ocak'ta yükseleceğini ancak Şubat ayı ve sonrasında bu artışın yavaşlayacağını söyledi Merkez Bankası. Asgari ücretin 1 Ocak 2024'ten itibaren %49 oranında zamla 17.002 lira olacağı açıklamasının ardından Merkez Bankası'nın para politikası özetlerinde Ocak ayı enflasyonunun asgari ücretin etkisiyle yükseleceği kaydedildi. Aylık enflasyonun başta asgari ücreti olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle Ocak ayında artacak denilerek aylık enflasyondaki söz konusu artışın Şubat ayı ve sonrasında yavaşlayacağı, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmekte denildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı savunuldu. Merkez Bankası tarafından son dönemde yapılan anlaşmalar, teknoloji yatırımları, üretim kapasitesini geliştirecek alanlara yoğunlaşacak, doğrudan yabancı yatırımlar önümüzdeki dönemde dış finansmanı destekleyecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi Merkez Bankası böyle diyor ama bu alınan önlemler, bu alınan önlemlerin işe yarayacağı açıklamaları öyle bugünden yarına değil. Çok uzun bir dönemdir zaten ekonomide zorlu bir tablonun içerisindeyiz. Bakın enflasyoda tek haneyi ne zaman görebileceğiz? Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 2026'da. Zaten son dönemde borçlanmalar ortada. Bir de 2026'ya kadar da o bütçedeki zorluk devam edecek evlerde, sofralarda. Şimdi bilmiyorum dakika bir, gol bir demek lazım herhalde. Bu asgari ücretle birlikte bir etiket mesaisi var. Birazdan aktaracağız. Bir de sigara zammına ilişkin bir haber var. Sözcüden Erdoğan'ın Süzer'in haberi aracılığıyla aktaralım efendim. En ucuz sigara 50 lira oluyor. Tabi burada bir vergi düzenlemesi var ama o vergi düzenlemesine rağmen en ucuz sigaranın 50 lira olduğunu belirtelim. Sigara fiyatlarına yüksek zam gelmemesi için özel tüketim vergisi yapısı değiştirildi. Ancak bakın buna rağmen başlık bu. Haberin de devamına bakalım. Resmi gazetede yayınlanmıştı o değişiklik. Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve tütün ürünleri üzerindeki nispi ÖTV %63'ten 57'ye çekildi. Çok küçük bir oranda düşüş yaşandı. Aradaki fark da maktu ÖTV'ye yüklendi. Yeni sistem ucuz sigara fiyatlarını yukarı çekiyor. Pa pahalı sigara fiyatlarına yüksek oranlarda zam yapılma riskini de azaltıyor. Yani pahalı sigara yine pahalı ama biraz daha zamlanacak. Fiyatı düşük olan da daha çok zamlanabilecek. Aslında bunun önünü açıyor. 2 ila 5 lira arasında zam diyor. Erdoğan Süzer haberinde. Kararla nispi vergi düşürülürken paket başına maktu verginin de yükseltildiğini anlatıyor ve bu değişiklikle bir paket sigaradaki vergi eşik fiyatı 35.28 liradan 50 liraya çıktı. Böylece 50 liranın altında sigaranın piyasaya sürülme ihtimali de düşürüldü. Yani olumlu bir adım e, atılmak istenirken daha farklı bir tablo çıkıyor ortaya elbette sigara sağlığa zararlıdır kullanmayın efendim bunu da not düşmüş olalım. Evet şimdi etiket mesaisi dedik değil mi asgari ücretin açıklanmasının ardından. Dün sosyal medyada da çokça böyle görsellerle anlatılmıştı biraz esprili bir dille anlatılmıştı. Aslında neyse ki ağlanacak halimize biraz da olsa gülmeyi bilen bir milletiz market çalışanları raflara Koşuyorlar, gece mesaisi yapıyorlar. Şimdi espri yönü var ama gerçek yönü var. Aktaralım mı efendim yine sosyal medyadan. 12.002 liralık zam çalışanları mutlu etmedi ancak marketleri harekete geçirdi. Birçok iktisatçı asgari ücret artışının fiyatları artıracağını ve yeni zamın 3 ay içinde eriyeceğini söylüyor. Neden söylüyor? İşte kanıtı. Bakın BİM çalışanlar arasında gönderildiği söylenen bir... Mesaj ekranda gördüğünüz ne yazıyor? Bütün şube müdürlerine bu gece belirtilen fiyat değişikliklerinin yapılması, etiket değişimleri için mesaiye kalma dahil bütün tedbirlerin alınmasını rica ederim ifadesini kullanıyor asgari ücret e, ne zaman açıklandı 27'sinde açıklandı asgari ücret akşam saatlerinde açıklandı o mesajlaşmanın saatinize de saatine tarihine de dikkatinizi çekelim 27 Aralık e, 2024 yazıyor yalnız 2054 e, bilmiyorum güvenilir midir e, sosyal medyadaki bir e, görsel olarak paylaştığımızı belirtelim Marketlerin çalışanlarını etiket güncellemesi için gece mesaisine çağırdığı iddia ediliyor. Çalışanlara gönderildiği iddia edilen mesajlar sosyal medyada paylaşıldı. Bir iddia efendim 2024 yazması nedeniyle biraz kuşkuyla yaklaştım şu an onu da belirteyim. Şimdi bakın ama gerçekte göreceğiz mutlaka. Sosyal medyada yapılan bu sohbetlerin, yapılan esprilerin bir nedeni var. Çünkü biz son dönemde her asgari ücret artışında etiketlerin değiştiğini gördük. Hatta öyle ki hani çok fazla marketlerde tartışmalara da şahit oluyoruz. Bu etiket fiyatları nedeniyle anlık değişimler yapılıyor. Yani raftan alıyorsunuz kasaya gidene kadar değişen fiyatlara şahit olmuştuk. İstanbul'da bir AVM'den bir görüntü gelecek. Bir intihar görüntüsü. Hakikaten çok üzücü bir görüntü. Çünkü o intihar sırasında intihar eden kişinin söyledikleri de orada olanlar tarafından aktarılıyor ve bakın ekonomik sıkıntıları işaret ediyor o söylenenler. Gelsin görüntü. İstanbul Maltepe'de bulunan piazza AVM'de bir vatandaşın 15 bin lira borcunun bulunduğunu. Kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu söyleyerek yaşamına son verdiği iddia ediliyor. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ve o anlarda kaydedilen görüntüleri izlemektesiniz şu anda. AVM'de korkuluklarda asılırken başlıyor o görüntü. Oradan atlayacağını söylüyor. Çevredekilerin ikna çalışmalarına karşılık da şöyle dediği belirtiliyor. Açın ben aç çocuklarım aç 15 bin lira borcum var kendisini kurtarmak için orada hamle yapan iki kişi var girişimin ardından ellerini bırakarak aşağıya düşüyor mutlaka bir soruşturma da vardır bu olay hakkında takipte oluruz efendim şimdi Berat Albayrak ismi Berat Albayrak ismi çok uzun süredir ortalarda yoktu ama biz onu hep anıyoruz. Bir kere her sabah uyandığımızda aklımıza gelen isimlerden olabilir. Çünkü karanlıkta uyanıyoruz. Şimdi saat itibariyle de çok geç biliyorsunuz. Hava aydınlanıyor. İşte o kış saati uygulaması Berat Albayrak'ın getirdiği uygulamadan vazgeçilememesi. Bu anlamda onun ismini anıyoruz ama şimdi ...bir sosyal medya mesajıyla ortaya çıktı. Berat Albayrak. Yanında eşi Esra Albayrak da vardı. Kendi hesabından değil, TÜGVA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı o video. 1 Ocak sabah saatine dair bir çağrı yaptı. Bakın o çağrı neydi? Sevgili gençler, kıymetli aileler. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sessizliğini bozdu. 8 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa eden Albayrak uzun süre sonra bir mesaj paylaştı. Mesaj TÜKVAN'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bir yanda vatan müdafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını yüzünü yaşıyoruz. Berat Albayrak, TÜGVA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda eşi Esra Albayrak'la birlikte bir çağrıda bulundu. 1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşüne davet etti. 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Videoda Esra Albayrak da konuştu. Yürüyüşe çağrı yaptı. Yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla istifa eden Berat Albayrak uzun süre ortada gözükmemiş ve basına konuşmamıştı. Ekonomiyi konuşuyoruz ya bu arada ekonomiyle ilgili de sık sık andığımız bir isim Berat Albayrak elbette sadece kış saati uygulamaları ile ilgili değil çünkü Eski Hazine ve Maliye Bakanlarından aynı zamanda sadece e, Enerji Bakanlığı yapmadı. Şimdi ekonomide ilginç ve çok konuşacağımız bir tepki var Fatih Erbakan'dan çünkü bu tepki ve tepkinin adresi iktidar. E, Cumhur İttifakı'nda birlikte hareket etmişlerdi biliyorsunuz. Ancak yeniden Refah Partisi Partisi lideri Fatih Erbakan iktidarın seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını söylüyor. 23 Bitti, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yeni asgari ücreti eleştirdi. İktidarın seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Erbakan yazılı açıklamasında 17 bin 2 liralık yeni asgari ücretin yoksulluk sınırının çok altında olduğunda ve 2-3 ay içinde enflasyon karşısında eriyeceğini belirtti. Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücretin en az 23 bin TL olması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Ekonomi yönetiminin şimdiden asgari ücretin temmuz ayında yeniden artırılması yönünde karar alması, emekçilerimizin ve ailelerinin açlığa, yoksulluğa ve yoksunluğu terk edilmemeleri sağlanmalıdır. Erbakan, AK Parti'nin yerel seçim öncesi ekonomiye dair verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı. 2024 yılı asgari ücreti olarak açıklanan 17.002 TL verilmiş olan sözlerin yerine getirilmesinden oldukça uzak olunduğunu ortaya koymuştur. İktidarı yeniden Refah Partisi nezdinde aziz milletimize vermiş olduğu sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin ülkemize Ekonomimize ve aziz milletimize vermiş olduğu zararları, iktidarın artık kabullenmesini ve bu anlayışı terk etmesini bekliyoruz. Erbakan sözlerinin devamında AK Parti iktidarını milli görüş ekonomi modelini uygulamaya davet etti. İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi şu ana kadar AK Parti ile İstanbul konusunda anlaşamamıştı. Ha. Bu ekonomik tabloda vatandaş zorda, çiftçi zorda, memur, işçi ve bakın AVM'lerin yaşadıklarını aktaracağız şimdi. Kiraların Türk lirası olarak alınması ancak dövizle borçlanılması, koronavirüs nedeniyle kapanmalar yaşanması 9 AVM için konkordato talep edilmesine neden oldu. 9 AVM'nin toplam borcu 600 milyon euro civarında. borcunu ödeyemeyen 9 alışveriş merkezi için konkordat talep edildi. Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul gibi AVM'ler yer alıyor. 9 AVM'nin toplam borcu 600 milyon euro seviyesinde. Borcun tamamına yakını yerli ve yabancı bankalara. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava dosyasında mahkeme 9'u AVM'lerin bağlı olduğu şirket olmak üzere toplam 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte söz konusu şirketler korunmaya alınmış oldu. Halk TV'nin haberine göre konkordato talebinde bulunulan AVM'ler tek çatı altında en fazla AVM'yi barındıran grup olarak öne çıkıyor. Söz konusu alışveriş merkezlerinin yıllık ziyaretçi sayısı 76 milyon civarında. Faaliyet gösteren toplam mağaza sayısı ise 1500 civarında. 600 milyon euroluk borcun Türk lirası karşılığı ise 28 milyar lira olarak hesaplandı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile AVM'lerdeki kiraların döviz olarak alınması yasaklandı. Ancak söz konusu şirketlerin döviz ile borçlanıp kirayı Türk lirası olarak toplaması mali yapıyı olumsuz etkiledi. Bu durum dava dilekçesinde Türk lirası üzerinden gelir elde edip borçlarını döviz cinsinden ödemek zorunda kalan AVM yatırımcıları tam anlamıyla bankaların insafına terk edilmiştir ifadeleri yer aldı. 2 yıla yakın süren koronavirüs nedeniyle AVM'lerin belli süre kapalı kalması Şirketlerin mali sıkıntı yaşamasının bir diğer nedeni olarak gösterildi. Efendim biliyorsunuz 2018 yılında Doğan Medya Grubu Demirören Holding'e satıldı. Ve bu arada bir krediyi çok konuştuk. Demirören kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çekti ve satış da böyle gerçekleşti. Bankanın zararı ise Sayıştay raporuyla bir kez daha gözler önüne serilmiş durumda. Demirören Holding, Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredide 2022'de hiç ödeme yapmadı. Toplam borcu faiziyle birlikte 920 milyon dolara ulaştı. Demirören Holding 895 milyon dolarlık krediyi 14 yıl vadelendirdi. Buna rağmen kredi ödeme planlarına uygun hareket etmedi. Ödemeleri yapmadı. Yıl içinde yalnızca 586 milyon liralık tahsilat sağlandı. Demirören'in 31 Aralık 2022 itibariyle toplam borcu faiziyle birlikte 920 milyon dolara ulaştı. Sayıştay'ın 2022 yılına dair raporunda 14 yıl vadelendirmeye karşın borcun katlanarak arttığı ortaya çıktı. Buna karşın Demirören Holding'den bu yılın Mayıs ayında yapılan açıklamada yapılandırma kapsamında 90 milyon dolarlık taksit ödendiği belirtilmişti. Sayıştay'ın 2021 yılında yaptığı incelemelerde de Ziraat Bankası'nın Demirören'in borcunu iki kez yapılandırdığı ve 2022 yılında gidilen son yapılandırmada faiz indirimi de uygulandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'den ihraç edilen 27 gıda ürününde yasaklı bir maddeye klor pirifos maddesine rastlandı. Gelişim sürecinde olan çocukların klor maruz kalmaları durumunda beyinlerinde kalıcı ve geri dönülmeyen hasarlar oluşabileceği gözlemlendi. Türkiye'den ihraç edilen 27 gıda da insan sağlığı için risk taşıyan klor rastlandı. Rapor Avrupa Birliği'ne ait. Bu madde çocukların beyinlerinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. İthalatı ve üretimi 2016'da Türkiye'de durduruldu. Avrupa Birliği verileri ise bu kararın sadece kağıt üstünde kaldığını ortaya koydu. Avrupa Birliği'nin raporuna göre ürünler 1 Ocak-1 Kasım 2023 arasında ihraç edildi. 134 ürünün 27'sinde çocukların sağlığı için oldukça tehlikeli olan klorpirifos maddesi tespit edildi. Klorpirifos'a rastlanan gıdalar incelendiğinde 27 ürünün 9'u limon, 6'sı biber, 4'ü mandarin, 2'si mandalina oldu. Bulunan değerler Avrupa Birliği'nin kabul ettiği maksimum değerin oldukça üstünde. Klorpirifos maddesinin gıdalarda kullanımı 2016'da Britanya'da, 2020'de Avrupa Birliği ülkelerinde, 2021'de Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Madde önerilenin üzerinde kullanıldığında gelişimsel, zihinsel, nörolojik problemlere neden oluyor. Hamile birinde klorpirifos kullanımı anne karnında gelişimine sürdüren bebekleri de etkiliyor. Üniversitelerden öğrencilere atılan bir SMS çokça konuşuldu gazetelerden de aktardık ama daha ayrıntılı aktaralım efendim. Yasa dışı bahis çetelerine karşı uyaran SMS'ler atıldı. Yasa dışı bahis çetelerinin para transferi için bir süredir ev kadınları ve öğrencilerin banka hesapları kullanılıyordu. Öğrencilerin ve ev kadınlarının hesapları çeteler tarafından ya gönüllü olarak kiralanıyor ya da ele geçiriliyordu. Bahis çeteleri hesapları kiralama karşılığında aylık olarak ücret veriyor ve karşılığında o hesaplarda yüz binlerce liralık hesap hareketleri yapılıyor. Son zamanlarda adliyeler bu vakalarla dolmuş durumdaydı. Emniyet güçleri de yurttaşları bu konuda uyarmaktaydı. Hesap üzerinden yapılan hareketler fark edildiğinde bahis çetelerini kiralayan, kişiyle tüm ilişkisi kesiliyordu. Mağdur ise hesabı kiralanan kişi oluyordu. Üniversitelerden öğrencilere atılan mesaj durumun ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi. Üniversite yönetimleri öğrencileri bu mesajla uyardı. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 17'si çocuk, 34 kişi uçaklarla öldürülmüştü. Aradan 12 yıl geçti tam olarak. Sorumlular hala tespit edilebilmiş değil. Avukatların AYM'ye yaptığı ikinci başvuruda ihlal kararı çıkarsa yargılama 12 yıl sonra yeniden yapılacak. Ay bir ödemle mi düştüydü be efendim? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir zaman biz unutmayacağız. 17'si çocuk, 34 sivil hayatını kaybetmişti. Roboski katliamının üzerinden tam 12 yıl geçti. <laughs> Okula gidiyorlar. Benim iki kardeşim. Okul parası i̇ki ben Benim iki oğlum var. İki oğlum. İki oğlum. İki oğlum. İki Tarih 28 Aralık 2011. Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de yaşayan köylüler, İran kuzeyinden getirdikleri mazot ve gıdaları taşıyan katırlarla sınırı geçiyordu. Savaş uçaklarıyla bombalandılar. İçlerinden sadece biri kurtulabildi. Devlet oraya ambulans götürebilirdi. Devlet oraya kendi zırhlı aracını götürebilirdi. O insanlar eğer katır sırtında karga tulumla taşınmamış olsaydı çok daha insanı sağ çıkarma olasılığı vardı. Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamada köylülerin PKK'lı sanılarak vurulduğu belirtildi. Resmi bir özür dilenmedi. Bu çocuklar asla PKK'lı değildir. Bunlar da e, savunması sizin çocuklarınızdı, bizim çocuklarımızdı. Yani ne sorumlular tespit edildi, ne ceza alan oldu? 12 yıl böyle geçti. Ailelerin açtığı dava iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü. AYM'ye ikinci kez başvuru yapıldı. İhlal kararı çıkarsa yargılama yeniden başlayacak. Bu dünyada biz dava ediyor, bu dünyada bir dava edeceğiz. Bizim hiç durmak yok. Benim ben gidersem, çocuklar gidersem, belki babam babımda gidersem biz bu, bu dava edeceğiz. Biz bırakmayacağız. Okula gidiyorlar. Benim iki, i̇ki okul kardeşim Okul parası Efendim şimdi gelin İsrail Filistin başlığına bakalım. Sayı artık 20 binin de üzerinde. Her gün her hafta bin bin artan ölü sayısını aktardık sürecin başından beri Gazze'den. Ve onların büyük bir kısmının da çocuklar olduğunu biliyoruz maalesef. Bir yandan da siyasette kürsülerde liderlerin kavgası sürüyor. O kavga sürerken çocuklar da ölmeye devam ediyor. Son kavga Netanyahu ile Erdoğan arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Hitler benzetmesinde bulundu. Netanyahu'dan Erdoğan'a bir cevap geldi. Erdoğan bize ahlak vaazı verecek son kişidir. Bu tartışmaya, diyaloğa Fahrettin Altun da katıldı. Gelin izleyelim. Hani Hitler'den garip garip bahsederler. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bu sözlerle hedef aldı. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Netanyahu'dan aynı sertlikte cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı, Kürtlere soykırım uygulayan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan bize ahlak vaazı verecek son kişidir ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun ağır suçlamalarına iletişim başkanı Fahrettin Altun sessiz kalmadı. Netanyahu'yu soykırım ve savaş suçu işlemekle suçladı. İsrail Başbakanı Netanyahu soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. İsrail ise Türkiye'ye Büyükelçi resti çekti. Erdoğan'a nankör diyerek seslenen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı sürece İsrail Büyükelçisi geri dönmeyecek dedi. İsrail, Filistin arasındaki savaşta hız kesmeden sürüyor. İsrail ordusu çatışmalarda ikisi subay, üç askerin daha öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 501'e yükseldi. <laughs> İsrail abluk altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ise devam ediyor. Bu kez Filistin Kızılayı'na ait Emel Hastanesi'nin önü hedef alındı. Savaş uçaklarının bombaladığı bölgede en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi. <laughs> Deir al-Balah kentiyle birlikte Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Bureç ve Megazi mülteci kampları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Savaşta kayıplar arttıkça Netanyahu'ya tepkiler de artıyor. İsrail Başbakanı'nın ziyaret etmek istediği yaralı askerler Netanyahu ile görüşmek istememişti. İsrail Televizyonu Kanal 12'nin iddiasına göre Netanyahu ordu ve istihbarat yetkililerine randevu vermemeye başladı. Netanyahu'nun savaştan sonra Gazze'yi kim yönetecek sorusundan kaçtığı, Gazze'nin Filistinli bir yönetime bırakılması durumunda mevcut hükümetin ayakta kalamayacağı değerlendiriliyor. Tamam. <laughs> Şimdi spordaki gelişmelere bakalım. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. Maçlarda tam 524 farklı futbolcu oynadı. Yabancı futbolculardan en fazla Brezilyalılar görev yaptı. Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümü sona erdi. İlk yarıda 20 takımda 524 farklı futbolcu süre aldı. Anadolu Ajansı Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümüne dair bir dosya hazırladı. Ligde mücadele eden 20 takım 17'şer maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 524 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 237'si Türk, 287'si ise yabancı. Ligin yeni takımlarından Yılport Samsun Spor'la Silpaş yapı Pendik Spor 29'ar futbolcu kullanarak bu alanda zirvede yer aldı. Karşılaşmalarda en az futbolcuya yer veren ise Kasımpaşa ve Korendon Alanya Spor oldu. Evet. Ligin ilk bölümünde 3 takım 16 şar yabancı futbolcu oynatarak bu alanda en üst sırayı paylaştı. Yılport Samsun Spor, Vavakars, Fatih Karagümrük ve Gaziantep Futbol Kulübü 17 müsabakada 16 şar farklı yabancı oyuncuyla oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Ankara Gücü, Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor, Rams Başakşehir ve Silpaş Yapı Pendik Spor'da ise 15'er yabancı futbolcu görev yaptı. En az yabancı oyuncu ise 11 isimle Kasımpaşa'da forma giydi. Süper Lig'in ilk bölümünde yabancı futbolculardan en fazla Brezilyalılar görev yaptı. Avrupa, Asya, Afrika ile Güney Amerika kıtalarından ve 66 farklı ülkeden futbolcular top koşturdu. Bu oyuncular arasında 19 isimle Brezilyalılar çoğunluğu oluşturdu. Bu ülke vatandaşlarını 17 oyuncuyla Fransızlar, 15 oyuncuyla Senegalliler, 13 isimli Portekizliler takip etti. Süper Kupa'nın final maçı biliyorsunuz Suudi Arabistan'da yapılacak. Aslında Cumhuriyetin 100. yılında Suudi Arabistan'da yapılacak olması çokça tartışma yaratmıştı ama Futbol Federasyonu bu konuda geri adım atmadı. Geçtiğimiz pazar günü Süper Lig'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Suudi Arabistan'daki o maçta Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa mücadelesi bu akşam 20.45'te başlayacak. Geçtiğimiz pazar günü Süper Lig'de karşı karşıya gelen takımlar bu sefer Süper Kupa için sahaya çıkacaklar. Pazar günü oynanan derbi golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Futbol yorumcuları maçı son yılların seyir zevki en kötü derbilerinden birisi olarak yorumlamıştı. Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacak olması kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. İki kulüp yöneticilerinden de finalin Türkiye'ye alınması yönünde açıklamalara gelmiş ancak Futbol Federasyonu geri adım atmamıştı. Galatasaray'da hakimziye kadrodan çıkarıldı. Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Angelini eksikler arasında. Fenerbahçe'de ise geçen maç kart cezalısı olduğu için oynayamayan Brezilyalı Fred ilk 11'e geri dönüyor. Süper Kupa finalinin şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. veda etmeden önce daha yakından bakmamız, tekrarlamamız gereken bir gelişme var. Bugün patronlar dünyasının haberi olarak aktarmıştık. Seçil Erzan'ın Segbis'teki ifadeleri ve orada dikkat çeken bir ifade vardı. Herkes anladı kim olduğunu diyor. Ve mahkeme başkanı Fatih Terim ismini dile getiriyor. Şimdi haber merkezimizin de ulaştığı bilgiler var. Bir kere şunu söyleyelim patronlar dünyasında yer alan bu haber doğru. Evet seçiler zanla mahkeme başkanı arasındaki segbis kayıtlarına dair bu yazışmalar. Ancak duruşmanın önceki yapılan duruşmalardan olduğunu söyleyelim. E, segbis kayıtları şu an düşmüş durumda ancak önemli yeni olmasa dahi. Çünkü Fatih Terim ismine dair e, bir gelişme diyebiliriz. Tekrarlayalım mı o yazışmaları Seçil Erzan'ın e, verdiği cevapları mahkeme başkanına duruşmada savcının soruları üzerine Fatih Terim diyaloğu da yaşanıyor. Çünkü bu ifadelerde Seçil Erzan diyor ki ben Florya'dayken hiçbir sorun yoktu. Hiç kimseye benim borcum harcım yoktu. 2020 yılına kadar bir şekilde gidiyordu. Verdiğim sözü tutuyordum. Birkaç kişinin parasını çoğaltmıştım. Onlara artı fazladan para vermiştim. E, Sonra 2020 yılında yine bir beni tanıyan, bilen, bana güvenen bir insanın parasıyla ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi ve bana teslim etti. Şimdi burada zaten biri diye bahsettiği bir isim var hani bir ifade veriyorsunuz böyle birine anlatmıyorsunuz ama o ismi vermiyor bir türlü seçilerden. Kim bu insan diyor mahkeme başkanı Galatasaray camiasından birisi. Evet kim? Sonra beyanda bulunabilir miyim? Yazılı beyanda bulunacağız efendim diyerek avukatı devreye giriyor. Mahkeme başkanı da tamam diyor. Mahkeme başkanı 2020 yılında parasını teslim etti. Evet diyor devam etmesini istiyor. Seçiler devam ediyor. Evet onun o dönemde iş e, o dönemde kulüpten ayrıldı. Ve bu arada ben ona bir şekilde her istediğimde normal hayatımda e, devam ettirmek için ödemelerini yapması için para ödüyordum. Veriyordum her istediğinde hayır diyemiyordum. Mahkeme başkanı şöyle diyor bunun üzerine yani size belli bir miktar para aslında verdi elden teslim etti. Seçil Erzan Savcı Bey'e söylemiştik ilk olduğunu ismini açıklamayacağım demiştim. O dönemde bir 300 bin dolardan bahsetmiştim. Şunu sorayım müştekiler arasında var mı diyor e, savcı. Erzan yok diyor. Çünkü sordu avukat bey yok dediniz diyor. Seçil Erzan müştekiler arasında yok diye tekrarlıyor. Şimdi bu noktada mahkeme başkanının sözleri önemli. Çünkü akıllara gelen isim Fatih Terim bunu mahkeme başkanı da dile getiriyor. Ama herkes anladı yani kim olduğunu. Buradan ben sorayım Fatih Terim mi bahsettiğiniz kişi? E, biraz sonra bu sorudan... Dakikalar sonra Seçilerzan ara vermek isteyecek zaten ifadesini. Seçilerzan herkes onun sözüne güveniyordu, biliyordu ne kadar oldu yani. Ee, yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi diye tekrar soruyor mahkeme başkanı ve burada sadece tamam diyor Seçilerzan. Sayın Başkanım sorularım var diyor avukat. Sonra çok yoruldum diyor seçiler zan ve avukat da mahkeme başkanı efendim çok yoruldu ara verebilir miyiz diyor ve Fatih Terim ismi alın anılır anılmaz mahkeme salonunda seçilersan ifadesine ara vermek istiyor. Bugünün dikkat çeken bir gelişmesi. Patronlar dünya saracılığıyla aktardık ancak haber merkezimizin de haberi doğruladığını, bu ifadenin daha önceki duruşmalara dair olduğunu da aktaralım. Böyle noktalayalım efendim. Haftanın son yayını aynı zamanda 2023 yılının da son yayını. E, KRT başka bir gün ekibi olarak hepinize iyi yıllar diliyoruz. Salı günü sabah 8'de yeniden görüşmek dileğiyle.